House of the Dragon bitti. Bölüm sayısı bağırmak istedim içimden ama keşke o kesilen iki bölüm kesilmeseydi de belki bugün hala video yapıyor olurduk. <laughs> ben bu işten mutluydum yani ne güzel. Hem her hafta, şimdi Mert'le sık görüşemiyoruz güzel oluyordu böyle her hafta muhabbet ediyorduk zaten. Girişte yarım saat, çıkışta yarım saat, bir saat. Güzel oluyordu. Benim üzgünlüğüm bu diziyle giden büyük üzgünlüğüm bu. İkincisi George R. R. Martin sağ olsun ölü sezonda off season'da bize malzeme verdi. Mesela ben NBA'de bu kadar malzeme bulamıyorum off season'da. Gerçekten George R. R. Martin sağ olsun o da olmasa vallahi kuruyacaktık iki günde. <laughs> Watch Bomb, Watch Bomb sonrası emergency podcast yapan adamlar oluyor ya. Yani. E <laughs> Onun Biz da böyle geliyor. öyle. George Bomb geldi abi. Hemen emergency podcast yapalım. <laughs> Acil podcast buradayız. Dün 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 diye böyle. Evet. <laughs> Evet şimdi bu konuda... Bu kadar draft hakkı verilir mi lan? Yani <laughs> bu, sene, bu sene yaparız olmazsa acil konularda. Mesela Dallas doncici takasladığında bir gün hemen yaparız sen. <gülüyor> ya, <laughs> ya ağlayacağım ben burada. <gülüyor> sen orada <laughs> sinir Çekilmez krizi ol. geçirirsin. <laughs> Mark Cuban'ı alıp böyle kesiyormuşum. <laughs> yani adam artık şey de yapmıyor neyse. Evet o artık sattı da bir de yani neyse. Şimdi hiç bilmeyenler olabilir. Biz niye bu videoya böyle acil podcast ya da acil video diye girdik. George R. R. Martin aslında House of the Dragon'ın ilk sezonundan beri böyle minik minik açıklamaları blogunda yazıyor. Not a blog diye bir blog var hatta WordPress temalı. Herhalde WordPress temalı dünyada kalan son 10 bloktan biri George R. R. Martin'in bu arada. Helal olsun yani. <laughs> Adam hala sürdü. WordPress'i de ayakta tutuyor. <laughs> WordPress'i de tek başına ayakta tutuyor. <laughs> Cidden WordPress merkezinde bakanlar oğlum bu ay ne trafik çekiyorum bizim serverlar falan dediğinde George R. R. Martin'in bloğuna bir şeyler yazılmış oluyor herhalde. Eee <laughs> Notebook'ta hep böyle yorumlar yazıyordu. Olumlu, olumsuz bazen. Hani olumsuz değil de böyle biraz göndermeli ama genelde olumlu. House of Dragon'ın özellikle ilk sezonu ilgili daha pozitifken. ikinci sezonun başında yine ilk iki bölümü çok beğendiğini söyleyen bir post atmıştı. Ama en sonunda da şöyle bir şey yazmıştı. Bence çok güzel ama yani konuşmamız gereken şeyler var. İleride konuşuruz falan gibi. Sonra arada ee, bir iki post daha attı. Hatta sezon başında bir de Shogun'la ilgili postu vardı. İşte kitapların... Kitaplar hiçbir şekilde dokunulmadan adapte edildiğinde... ...mükemmel oluyor. Bak işte dokunmayın falan gibilerinden. O böyle daha Shogun odaklıydı. Kimse üstüne alınmadı. Alınan da oldu tabii. Abi Azof of Dragon'a sallıyor herhalde falan diye. Sonra da ejderhalarla ilgili bir post attı. Kendisinin pek açıklamadığı... ...teknik olarak ejderhaların işleyişiyle ilgili... ...açıklamadığı bazı konuları ileride yazacağını... ...ama işte onların böyle... Başı, boz, ...başı boş gezmeyeceğini vesaire içeren bir post atmıştı. O da yetmedi en sonunda artık sezon bitti. Dedi ki ya ben de işte bir süredir tatil yaptım şuraya gittim buraya gittim. Şöyle oldu böyle oldu. Günün sonunda House of ilgili yazmak istediğim çok şey var sabırsızlanıyorum yazmazsam olmaz dedi. E şimdi herkes zaten bir düşündü lan herhalde ejderha konusuna giydirecek. Diziye sallayacak falan. Ben şey gibi düşündüm açıkçası. Ya işte şunlar bunlar olmadı. Bütçe işte keşke daha iyi olsaydı falan gibi. Daha genel konuşacak herhalde. Bu kadar sert girmez diyordum. Ee, çok sert <gülüyor> girdi. <gülüyor> yani Maylor konusundan bir girdi. Bu çıkamaz kardeşim olmaz. Bu çıkartırsanız işte dizi elinizde kalır. Bana bir de Ryan Condal demişti. işte ben onu 3. sezonda sokacağım. Ee, herhalde sokmayacak ki ona da delirmiş bilmiyorum. Neyse Maylor üzerinden. Bayağı agresif bir post attı. Zaten detaylarına gireceğiz bu videoda. Aynı gün e, Game of Thrones kanalında da, resmi kanalında da Ryan Condal'la yapılmış bir podcast düştü. Hatta galiba yazıyla arasında çok az bir fark var ama tam hesaplayamadım onu. Yazı silindiği için sonradan. Çok az kısa bir süre sonra. E, sonra evet yazıyı sildi George R. R. Martin. Hatta ben gece sana attım. Sabah kalktığımızda silinmişti. Adam bunu da Prince of Winter gibi yaptı. Yazıyor yazıyor siliyor. Çapından <laughs> 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 bitmiyor işte. <laughs> Durun değiştireceğim onu bir. Kesin öyle oldu. Abi. Yazdı yazdı yine. kitabı da sileyim lan bari. Onu da beğenmemiştim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ve onun üzerine de baya bir kargaşa çıktı. Ee, ve sonra tabii konu da bitmedi. Bugün yine dediğim gibi detaylara gireceğiz ama üstüne işte e, ortak yaz, yani onun altında çalışan diyebiliriz aslında. Westeros Orgun'da sahiplerinden Elio Garcia bir post attı. Sonra e, yine George R. Martin'le hani yazar e, temelinde hani çok yakın olmasa da yazar olarak aynı düzlemde buluşan e, bir yazar daha onun hakkında birkaç şey yazdı. E, genel olarak böyle bir kavga var. Şimdi HBO'da bir açıklama yaptı o da var. HBO dedi ki yani yazarlarımız işte elinden geleni yapıyor ee, işte zaten showrunnerların işte e, zor kararları e, uygulamak için işte seyirciye uyacak şekilde alıyorlar bilmem ne falan filan. Onlar da kısa bir çok protokol bir açıklama yaptılar. Böyle sanki şey gibi çok kötü bir transfer sezonu geçiren bir takımın <laughs> transferleriyle ilgili ciddi sıkıntılar çıkmış da e, hoca e, üstü kapalı yönetimi eleştiriyor gibi ardarda postlar geldi. Ve ben şuradan gireceğim abi. Ben hani şimdi bak hiç dizi, mizi bırakalım. Diziyi siktir et. Hani George R. R. Martin gibi bir yazarın kendi postuna çıkıp da ya bakın okuyucular da ben aynı fikirde tarzı bir şey yazması çok üzücü geldi bana ya. Bilmiyorum sen ne diyorsun? <laughs> Öyle benim de um, çok ne hissettiğimi bir türlü şey yapamadım kafamda oturtamadım çünkü eğer George bunu e, Game of Thrones'un zamanında 6. 7. sezon hatta 8. sezon bu tip bir şey yapsaydı ben de George'un peşinde torçla giden <laughs> adamlara katılırdım yani. evet. O şeyi. Ben de canım. önünde ben de bayrak sallardım. Yürü George vur bunlara <laughs> diye. O zaman yapmadı. O zaman hiç yapmadı. Hak etmesine rağmen o, o adamlar DND George hiçbir şey söylemedi. Acaba onu kitabı yazmadım diye mi yapmadı? Elio Garcia da öyle bir şey yazmış. Um, şöyle kitabı yazmadım. Kitap. Evet kitabı yaz belki bir sorumluluk hissediyordum. Başka sebepleri vardı orada sanırım. Yine oraya geliriz de. Hı hı. Şimdi burada biz um, konuşurken daha önceki videolarda da birkaç kere söylemiştim ya. Sezon 8 Sezonun 8. sezon Reddit'in, Twitter'ın, YouTube'un um, Game of Thrones'a vurmakla çok um, şey yaptı, eğlendiği, evet. çok internet puanı topladığı bir şeye sahne oldu. Biz de video yaptık yani. Tabii. Herkes yaptı. Herkes bir şey söyledi. Herkes meme bastı. Her yapılan D&D'ye her küfreden meme binlerce internet puanı aldı. İşte ki orada outrage kültürü zaten bu farklı şeylerde de var. Şimdi de bu şeyde de görüyoruz. Rings of Power'da da görüyoruz. İnternete girdim yani Tamam. O şeye katılmazsan hani ben bu diziden aslında zevk alıyorum dedim mi yandın. Linç <laughs> Nasıl zevk alırsın bundan? Orası diye aynı şey Star Wars'ta da var. Aynı şey başka yerlerde de var. O 8'de Game of Thrones'un o şeydeki demiştik ki hani ana şeyde Böyle bir kitle var. Şeyde bekliyor bu adamlar. Evet. <gülüyor> Mağarada. <gülüyor> Çıkıp koşacak. İlk oluyor. sezon çıkamadılar. İlk sezon birkaç denediler. Um, Hot ilk sezonu. Korlis'ten Co Co Cor ve aslında Velaryonlardan ha. da zorlanıyor. Böyle bir çıkma, birkaç deneme yaptılar. Olmadı. İkinci sezon daha zayıftı birinci sezona göre. Yine ama hani Game of Thrones'un 8. sezonu gibi bir facia yaşanmadı yani. Hı hı. Tamam, daha zayıftı. Kesilen bölümler olsaydı daha iyiydi. Bazı değişiklikler daha az aksiyona neden oldu filan falan. Ama yani o kadar sıçmadığı konusunda herhalde hem hemfikirizdir kimse de yani. 8. sezon kadar sıçtı sıç, sıçtığını söyleyen varsa unutmuştur zaten. Gitsin Unutmuştum. bir daha izlesin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, şimdi o kitleyi bu George'un postu tamamen önüne açtı artık. Buradan sonra bu diziden tat almak isteyen, azıcık zevk almak isteyen bir varsa bakmasın artık sosyal medya. Evet. Bundan sonra bu böyle. Çünkü benim baktığım kaynaklarda hani Reddit'te ya da Twitter'da takip ettiğim bu ana kadar hep olumlu konuşan insanlar bile döndü şimdi şeye başladı şey content başladı. Dizi <laughs> <Yani, gülüyor> yerden bir yere vuruyorlar. E, o, ne oldu lan? Hani iki senedir herkes aşağı yukarı olumluydu. Galiba alt shift bir şey yapmadı içte. Son bölümü de çok geç aldı. O yapmaz. <laughs> um, o çünkü şeyde de yap yani şeyinde söyler ama hani ne bileyim podcastını falan dinlersen söyler de, evet. ama content'te o zaten şey kalıyor. ...fazla dokunmuyor ki dokunmasın da... ...hani He. şeye girmiyor fazla spekülasyonu. Her neyse... ...şimdi bu George'un söylediği... hem de haklı olabilir, haksız olabilir... ...dizi öyle olabilir, böyle olabilir... ...ama yap, yediği bok yani şu anda... He. ...bütün bu şeyi... ...mağaralarından çıkardı artık. Bundan sonra... ...her... ...şey, didik didik, her screenshot... ...her şey... ...mime dönüşecek... ...şeye dönüşecek. <laughs> yani... Bravo. Tebrik <laughs> ediyorum yani George. Yani George'un hani benim favori yazarım olarak nasıl oluyor da ben şu an George'a kızgınım ben de bilmiyorum yani. Dizi benim pek umurumda değil. Kondal da umurumda değil. <laughs> Düne kadar tanıdığım <laughs> bir insan değildi. Aynen. Ama şimdi resmen hani George her söylediğinde haklı olsa bile bence bu yaptığı Kondal'a da, cool. da haksızlık. Evet. Dizi yazanlara da haksızlık. Oyunculara da haksızlık. Herkese haksızlık yani. yani direkt bütün nerdlerin önüne attı insanları. Hani dizi bitmiş olsaydı sıçma çok kötü bir şekilde bitmiş olsaydı belki bittikten sonra anlardım da. Çıkıp şimdi bu daha o kadar büyük bir facia yaşanmamışken 3. sezonun da spoilerını da vererek böyle bir şey yapması yani bence Zaten sildirdiler hani. Delikanlıysan hmm. silme işte değil mi? Aynen işte o zaten daha Bırak, da kötü. Ay. Çok kötü ya. Yani. <laughs> Bırak kalsın. Niye siliyorsun? NDA var çünkü yani, muhtemelen. Neyse. Ya çok ciddi NDA'ları vardır abi. Onun. Nasıl silmeyecek? Zaten bunu bilerek atmıştır bence de. Sileceğini bilerek yani. <laughs> e ne anlamı var ki bunun yani? Ben anlamadım ki. Zaten um, ne bileyim yani çok daha üstüklü bir şekilde yapılabilirdi bu. Hani belki neye tepki verdiği yani şu anlık dizinin şu ana kadar olan kısmı ne? o mailer kısmıydı yok blood and cheese bilmem neydi onların asıl problem olduğuna inanmıyorum yani ben Bence de diyor çünkü binlerce değişiklik yapılıyor yani dizide yani hani toplam 100 tane değişiklik yapılmıştır iki tanesine böyle takıp Yine ejderha işte bu konusu da öyleydi. Yok benim ejderham oraya kadar gitmez. Yok <laughs> flamaları dört ayaklı yaptınız bilmem ne. Hani bunların tek tek olduğunu zannetmiyorum. Tek kafamdaki şey gene bu bütçe kesintisine bağlı olarak 3. ve dördüncü sezonun 7-8 gibi çok süratli bir şekilde bir sonuca o götürüleceğinin bilgisini almış olabilir. Hani olabilir. nasıl D&D'de de biz 7 sezonda çekeceğiz biteceğiz demişti. Sonra 8'e zor ikna ettiler. George 10 olsun 12 olsun diye HBO ile HBO'yu ikna ettiğini falan söylemişti hatta o dönem. Ama D&D'ye ikna edemediler. Bunda da belki öyle bir şey vardır. HBO şöyle bir hesap yapıyor olabilir. Bu arada da George, Kondal bilmem ne herkes birbirine girdi. Asıl olayın sorumlusu olan HBO'da. <laughs> <Başında, gülüyor> neydi herifin adı ya başındaki şey e, unuttum ya. Kozunda koz neydi? Ya? Kozak mıydı? <laughs> Kozak mıydı? Uzaklı oğlumuydu? <laughs> o, o kadar çok e, şey yaptım ki ben, ko konuştum unuttum ben de. Zaslav var esas en başta da ha okey tamam o herif ha, ya, şimdi... var. bir de ekstra HBO'nun CEO'su ayrı galiba o da Casey Bloy diye bir herif ama Zaslav'dan çıkıyor her şey çünkü Zaslav şu aynen. an her şeyi kesip atıyor <laughs> aynen. herkes birbirine girdi orada işte bu Zaslav şey böyle bakıyor Ha, oh, ben <laughs> siktim attım ortada ama <gülüyor> <gülüyor> çünkü şey demiş olabilir adamlar yani tabii ki spekülasyon yapıyoruz ya tamam Bayağı oturdu. Bundan sonra çok para harcamadan bitirin. Hani çok da bir evet. şey fark etmez hani demiş olabilir adam sadece. <laughs> önümüzdeki finansal gidin hesabını yapıyor olabilir yani. Öyle gidiyorlar şimdi gün gün hesaplarla gidiyorlar. Neyse çok atmadan geri geleyim de sen. Abi <laughs> e, zaten şöyle ben de şey e, yayında onu da konuşmuştuk. Canlı yayın açtım ben de bir tane bu olay çıktıktan sonra. Yani biraz bahane gibi George R. R. Martin'in derdi başka bir şey gibi. Yani gerçekten Maylor sahnesini bu kadar uzun uzun. Şimdi mesela demiş ya Butterfly Effect diye. Abi evet Butterfly Effect de dizi Maylor'u çıkardığında öncesi ve sonrası kendi Butterfly Effect'ini yarattı zaten. Şimdi sen Maylor'u geri niye koymadınız dediğinde Eamon'un hikayesini yıkıyorsun. Oraya oraya kadar gelen hikayeyi yıkıyorsun. Mesela aynısı Reyna için de geçerli. Mesela Kondal uzun uzun onu da anlatmış. Orada şeyi düşündüm. Yani soruyu da alıyorlar da tabii Nettles hikayesi niye çıktı diye. E çok yüksek ihtimal aynı şikayeti ejderha konusu üzerinden George R. Martin ona Kondal'a da söylemiş. O da, o da diyor ki yani bunu zaten sen de söylemiştin mesela videolarda. Reyna yatırım yapılan bir karakter. Nettles değil. Yani seyirci... Kitap okumayan seyircinin böyle bir zorunluluğu yok bu arada. Bunu da açıklamak lazım. Yani kitabı okum, Okumak diye bir hiç kimsenin zorunluluğu yok. Tabii kitap okuyan daha çok zevk alıyor ya da daha çok sinir oluyor. <laughs> Başka bir şey ama. Ve genelde George da şuradan toparlıyor. Kondal buna hiç girmiyor tabii. Ben yani kitap okuyan okumayandan çok. Biraz da oradaki sunucular giriyorlar. George R. Martin'e kitap okumak için müthiş dizi, müthiş dizi. Abi sen şey değilsin, YouTuber değilsin. O biziz, onu biz söylüyorsun. <laughs> sen yazarsın. Sen burada bunu savunmak zorunda da değilsin. Mesela o da yanlış anlaşıyor. Yani çık işini savun da değil. Ama bunu yapman ve buna sırtını dayaman seyirci, okuyucu, okuyucu da benim gibi düşünüyor demen. İki gün sonra sana gelecek olumsuz yorumda o zaman o da butterfly efekt yaratır ve seni yıkar. Yani o zaman ne diyeceksin? Senin yazdığını beğenmedi mesela. Okuyucu senin her yazdığını beğenecek diye bir şey de yok. Ne yapacaksın o zaman? Kime kızacaksın? Yok abi siz diziden yanlış anladınız bu kitabı. Öyle değildi. Ben orada aynı sonu yazdım ama bak ben başka türlü götürüm diye açıklama mı yapacaksın? Yazar açıklama yapmaz yani. O yüzden e, bu çıkışını ben de şeye çevirdim kafamda iki gündür düşünürken. Kondal da çünkü şey diyor podcastinde. Yani ben de her istediğimi yapamıyorum diyor önce. Sonra diyor ki House of Dragon ikinci sezonuna çalışmış herhangi bir showrunner zaten her istediğini yaptığını yapabildiğini söylerse yalan söylemiş olur diyor. Benim burada direkt kafama şey geliyor artık hani George'da Kondal'da et anlaşmazlık yaşadılar. Ama HBO bütçeleri öyle bir e, budadı ki ya biz zaten bir sürü proje yapacağız ve bu gelecekte gelecek projeler de az buz paralı değil. Üstüne zaten bir yandan DC'ye para gömüyoruz. E, baba yani şey e, biz bunu keseceğiz. ya 4 sezonda paketleyin. Böyle bir ortak düşmana çevirdiler yani hiçbir yani hiçbirimiz mutlu değiliz deyip bir hot potato'yu birbirlerinin kucağına atmaya başladılar. Dediğin gibi HBO bunu hiç siklemiyor. <laughs> Aman abi bizle ilgisi yok. Siz, biz memnunuz e falan <laughs> Ring, Rings of Power'da da görüyoruz onu. Amazon bizim en çok şey Prime membership evet. sattıran dizi oldu falan diyor adamlar ya. Yani. Adamların Adamların bambaşka <laughs> bir dünyada yaşıyor herifler. <laughs> Oğlum orada... 3000 seneyi kompres ettiniz olmadı mı falan. Yok ne? ne kaç, kaç, kaç tane satmışız diye bakıyorlar yani. Orada çok daha komik bir şey oldu. Bilmiyorum gördün mü onu? baya bir dedikodu çıktı bir hesaplardan birine yansıyan içeriden yansıdı diye suçu e, kurguculara atıyorlar inanılmaz komik ya yani. biz bunu böyle planlamadık kurgucular kafasına göre yapmış diye oğlum herhangi Mesela, kafasına <laughs> <göre yapmış gülüyor> yani bir kafasına şey çok özetledim tabi şimdi de kurgucularla Adam yaratıcılar anlaşamıyormuş ki ya. Yani biz böyle yapılsın istiyoruz. Kurgucular itiraz ediyor. Yönetmen falan yok mu burada? şey mi böyle? Kurgucu böyle dur dur benim aklıma bir şey geldi. Bak bunu böyle yaparsak daha iyi diye yapıyor mu dizi? <laughs> Nasıl bir şey anladık? Showrunner, yönetmen falan yok mu? Abi ben orada da şöyle bir şey var muhtemelen. o kadar kötü çekiyorlar ki diziyi. Çünkü kurgucuların şöyle sorunu bir oluyor abi. Bağlayamıyorlar. Yani materyal çok kötü olunca adamın eline geliyor. Bağlamaya çalışıyor. Olmuyor yani. Oturtamıyor. Tempoyu oturtamıyor. O teknik konuları çözemiyor yani. Öyle olunca da diyor ki biz bok gibi çekmişsiniz. Hayır siz kurgulayamıyorsunuz oluyor muhtemelen. Ama bu kavga dışarı şey gibi yansıdı. Bizden habersiz kurgu yapıyorlar. <laughs> <Değil mi? gülüyor> böyle bir şey olabilir Süper. mi abi? Düşünsene HBO'da böyle bir şey olduğunu yani. <laughs> zaten ikisi ya, arasında heh. şey bir sezat işte var. Birisi para içinde yüzüyor bir türlü bir skim ortaya çıkartamıyorlar. Öbürü evet, de evet. bütün parasını aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Bütçe olsa halbuki yapacak çok şey var ama yani bütçeleri yok adamların. Aynen. Ya yani bir de bu tabii streaming platformları işte abone çekip para kazanma odaklı olduğu için muhtemelen bu dizilerden kalıcı abone çekemiyorlar. O yüzden arttırıyor zaten projeyi. Ben daha da teknik bir şeyden düşündüm. Acaba dedim George'a söylemeden abi zaten bir sürü iş yapıyoruz. Eee her sene bir tane çıkartırsak olmaz. Bizim bunu ayda senede iki tane iş çıkarmamız lazım. Hani Bir animasyon, bir live action. Çünkü 4-5 tane proje gelecek. Öndeki 10 seneyi kapatacak belki. Öyle olunca bütçeyi kısıp e, şeyi arttırıp seyirciyi tutmak isteyecek. ya Buna itiraz anlıyorum. Bak bu okey bence de. Ama sanki şey gibi hissettim günün sonunda. Toparlarsam Kondal e, ve George birbirle kapışsa da ortak düşmanları HBO'muş gibi ben alttan alta daha doğrusu Ryan Condal daha alttan altı ama e, George R. Martin daha direkt Kondala girerek ki bu bence biraz e, Yok. üzücüydü yani. <laughs> Böyle bir durum evet, var. Evet George'un yani. ben hani ben bu konuda konuşacağım dediğinde ben HBO'ya gönderme yapacak diye düşünmüştüm ama direkt Kondala ve yazarlara girdi herif. Ben George'un eğer hiçbir bir derdi varsa da Şöyle söyleyeyim. Bu şimdi ikinci şeyde ikinci defa George bu aynı yere geliyor. E bu adamla hiç kimse çalışmak istemeyecek ileride. Evet. Şimdi Na Duncan Egg geliyor. Üç <laughs> kitap 3 kitap yazdı. Gerisini yazacağım diyor. Yaklaşık <laughs> 35 senedir. <laughs> Hadi bakalım. Orada da aynı şey olacak. Eğer dizi başarılı olursa 3 kitap toplam gene kaç 18 bölüm falan çekecekler altışardan. Tabii. Ondan sonra hadi gene aynı yere geleceğiz. Üç kitabı çok iyi çekseler bile dördüncü de eğer devam etmek isterse HBO. Bir de evet. bu zamanında tabii ki gene hatırlatalım bilmeyenler için George Game of Thrones başlamadan önce kendi evreninin bütün haklarını HBO'ya verdi. Evet. Hiçbir kreatif kontrolü yok. Veto hakkı yok. Hiçbir şey yok. Hepsini <laughs> HBO'ya verdi. Ve de o zaman şey diyor adınız yani J.K. Rowling değilse Creative Control alamıyorsunuz bu tip kontratlarda <laughs> diyor o zaman. Um, çünkü yani düşün yani ilk Game of Thrones öncesi George fantezi edebiyatı okuyanlar için bilinen bir isimdi. Yoksa Tabii canım. global anlamda tanınan bir isim değildi öyle çok. Hani HBO'na al abi bu kadar para dediğinde yok bana kreatif kontrol vereceksiniz deseydi HBO o zaman hadi eyvallah diye giderdi. Giderdi kesin. Şimdi böyle bir şey durumu var. Evet. Kesinlikle kendi dünyasının nasıl işlenmesi gerektiğini George'dan daha iyi bilecek birisi yok. Şimdi ben burada George'a kızıyorum da. Şey konusunda haklı. HBO'nun ya da genel olarak televizyon medyumunda bu işlerin dönü çıkarılıyor olmasını ya da farklı yorumlanıyor olması. Evet, kitabı okumayı her zaman için tercih ederim. Herkes okusun ama kitap da yok. George da bir yap şey yazmıyor yani bunu. Yani böyle bir noktaya geldik ki gelecekte de hani ben George'un her söylediğini aşağı yukarı son 15 senede izlemişimdir. Hani her konferansında her şeyine hmm. Artık izlemeyi bıraktım çünkü hep aynı şeyleri söylüyor yaşlı o şey. <laughs> Otomatiğe bağlı. Evet ya. Artık top eskiden daha eskiden daha kenditti. Şimdi artık söylemiyor hiçbir şeyi. Ee, şeye bağladı. Her neyse şöyle bir şey de siz diyorum bu bu şeyde yaşlandıkça hani 50'li yaşlarının sonunda takip etmeye başladıysam şimdi 72-73 yaşına geldi. Evet. Yaşlandıkça bu konuda daha da şey olmaya başladı. Ne diyeyim? kırılgan biraz daha bitiremeyeceğinin yüzleşmesiyle daha böyle bir muhafazakarlaşmaya başladı. Eskiden daha açık görüşlüydü bu konularda çünkü bu konuda bir kendine güveni vardı. Evet. Mesela ilk ilk diziye çok fazla atar yapmıyordu çünkü o zaman zaten bitireceğim ben ya. Bitirince herkes zaten okuyacak. Bu karakterler benim karakterlerim. Bunun yorumunu herkes görecek. Ben bitirdiğimde diye düşünüyordu. Şimdi bütün benim legasimi HBO'nun yediği boklar belirleyecek diye düşünüyor. Daha Ciddi da yaşlanmasının, var. Evet, yaşlanmasının getirdiği e, bir muhafazakarlaşma, kendi e, şeylerine daha sıkı sıkıya sarılma da var. George da gördü. Son, yani daha eskiden daha bir şey de ne diyeyim. George bu konuları konuşurken daha bir ne diyeyim. Açık kafal, yani şeydi böyle biraz daha es, rahattı. Şimdi artık çok de, evet. koruyor böyle kendi. E, belli ki um, bu anlaşmayı yaptı. Tolkien gibi ben yazdım bıraktım oraya yüzüklerin efendisini. Hı hı. Benim dünyamda ne yaparsanız yapın onun değerini değiştiremezsiniz <laughs> Diyemiyor. Çünkü ne yaparsan yap... ...hani orada bir ana eser var. Um, o onun değerini hiçbir şekilde azaltamazsın. Tolkien'in legasisini değiştiremezsin. Evet. Ama George'unkini değiştireceksin. Çünkü ne? Yarım kitap, yarı, yarıya bitmiş bir hikayesini herkes kafasında bitirecek ya da HBO'nun bitirdiği şeyine bakacak. İşte öyle bir um, psikolojik ne diyeyim? Bir şeyi var, sıkıntısı var. Baskı altında, anks, evet anks, yani. ya, Anksiyetesi kesin var. Bir de şeyde şey de yazmış zaten. Daha önce yazmıştı. Hani yani uzun süredir bir şey yapamıyorum. Ya yani bir, bir, iki aydır tatil iyi geldi. Hani bir boşluk. İşte gezdi gitti. Ne bileyim seminerlere katıldı. işte İskoçya'da bir etkinliğe katıldı falan. Muhtemelen hmm. anksiyetesiyle beraber gelen bir şey var. Hani ben şey korkusu gibi hissettim bunu. Yani artık yani eskiden yorumları okumuyorum diyordu belki ama artık okuyor ve özgüvensizliği artıyor. Zaten sen de söylemiştin bunu. Ve okudukça muhtemelen şey paniğine kapılıyor bu yani yapmadığım şeyler benim üstüme kalacak ben bunları ileride yaptığımda e, onlar da beğenilmeyecek e, ben bunu nasıl yapacağım anksiyetesiyle muhtemelen o yüzden bitmiyor zaten kitap beğenilmeyecek korkusuyla daha da baskı altına alıyor kendini şöyle de bir şey var gene bu konuyla ilgili ana kitaplarla bu kitaplar arasında şöyle bir durum var ana kitaplar ve oradaki karakterler Mükemmelle yakın bir hikaye var, karakterler var, evet. dünya var. Fire and Blood öncesinde Elio Garcia'nın wiki'deki yazdıklarını, ilk Fire and Blood'un şeyi e, şeye gelişi, Elio Garcia ile Linda neydi? Linda'nın soyadını unuttum. İsak. Şey son. İsakson. İsakson. Evet. Şey Antonson. Johan. Antonson. Ha. Antonson. Ha işte onların. Um, Wiki'de yazdıklarını bir kitaba dönüştüreceği bir projeydi. Sonra şey biterken, Game of Thrones biterken Harper Collins mi bu yayıncı? Ha, um, Penguin Random House'da mı yapıyor? Onların altında. A, Random, yani, evet, Random House, evet. Aynen. Bunlar George'a diyorlar ki yeni işte bu Universe projeleri baş şey yapacak sen uh, e, ile Linda'nın şeyine ekle yaz. N ne bileyim bu Fire Emblem'ı e şey yap. Winds of Winter'ı bir kenara bırak. Bir sene yazmıyor zaten Winds of Winter'ı kenara evet. bırakıyor. İşte öncelikle Linda işte Linda ile şeyin hani World of Ice and Fire'a bakarsan mesela daha böyle wiki şeyidir. Evet. Hani o Fire Emblem'da öyle bir şey olacaktı. Hani işte Targaryen krallarını sıralayacağız işte wiki gibi. İşte aynen ne yazacağız. Böyle hikayeler, Blood and Cheese'ler bilmem ne filan olmayacaktı içinde. Her neyse. Bu yayıncının bu Fire and Blood'u istiyor olması bilmiyorum. Belki o zamandan um, Targaryen tarihinin dizisinin çekileceğinin belki karar tam olarak ne olduğu belli olmasa da vardı. O Var zaman yayıncı da istiyor ki. Galiba varmış. Geçen onun podcastini dinledim. Penguin Random House'un şeyini. Okay. E, varmış ama Orada tam şey anlamadım. Yani şey gibi anlatıyor George R. Martin. Hani benden istediler yazmamı. Ama ben de şey dedim. Bak dizide geliyor hani buna da girebilirim dedim. Onlar da istiyordu zaten. Hani böyle ortak bir karar gibi söylüyor evet. biraz daha. E, dizi yine patlarsa ortada evet. satacak kitap olsun istiyordu. Yani Aynen. Çıkacağız. <laughs> Aynen. Yani gene Game of Thrones gibi bir şeye ulaşırsa. Çünkü Game of Thrones'da büyük fırsatı kaçırdı yayıncılar. Evet çok büyük. Hani George 6. kitabı dizinin 6. sezonu civarı falan yayınlasaydı o kitap of. ekmek peynir gibi satacaktı. <laughs> Baskı biterdi Aynen. oğlum. 10 kere sol dağıt olurdu herhalde. 100 kere, kere. Ağaç bitecekti dünyada yani, O kadar <laughs> Ay O dönem bütün 5 kitap ilk ondaydı her sene. Evet. Hmm, şeyde. En çok satılanlarda. Hani yeni kitabın geldiğini düşünsene. Orada milyonlarca dolar kaybetti yayınlıcılar George'un çıkaramaması yüzünden. Tabii. kendi de o kaybetti zaman bu arada. Ki, <laughs> A kendi kontratı ne bilmiyorum. Genelde um, George gibi olunca peşin alıyorsun parayı. <laughs> Satıştan da kesin alıyordur payla. Yani. Genelde oradaki büyük şeyi yayıncılar kazanıyor genelde. Her ha. neyse demek istediğim şu um, Fire and Blood um, bunu daha önce de yayınlarda da söyledim. Gene kendi Fire and Blood böyle çok büyütülecek bir kitap değil. Şimdi bütün bir internet outrage, o kitabı değiştirdiler bilmem ne yaptılar oluyor ya. Değiştirsinler abi. Kitap <laughs> yemin ediyorum güzel değil. <laughs> hani bütün, yani güzel değil derken şöyle. Hikayesi bu yok kitabı, aslında temel. Ana hikayeyi okumayan birisi bu kitabı okusa ne anlar? Ne yaşar? Oturup tarih kitabı okumaktan farklı değil yani. Edebi anlamında hiçbir değeri yok. Az. Yani o kadar da değil belki kuru evet. değil belki de. Bir şey diyeceğim. Edebi değeri az yani. Aynen. Araya bir gireyim. Hatta bazen şey ha. diyorlar ya bu dizi işte. Çok saray entrikası abi. Ne bu işte? Muhteşem Yüzyıl mı izliyoruz diye. Abi kitapta bazı yerler var. Çocuğunu evlendirme. Tam böyle kaynana muhabbeti var. Çocuğu ben onunla evlendiririm Ben bununla evlendireceğim. Ay benim kızım onunla evlenemez. Bununla evlensin. <laughs> ya yani 20 sayfa yani zaten... kaynana muhabbeti var mesela. Öyle diyenler için diyorum hani. <laughs> yani zaten kitap Wikipedia gibi yazılmış bir şey. Hani bir edebi bir şey yok. Karakter gelişimi yok. Dance of Dragons özellikle kötü çünkü tümden gelerek yazı yazılıyor. Oturup şöyle dedim bunu anlattım yani. Ejderhaları yok etmemiz lazım arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Bu ejderhaların yani bütün diz şey Dens of Dragons bölümünü şöyle izliyorsun. Ya bunlar geri zekalı mı abi? Bunlar barış yapsa bütün diğer hükümetçiler <laughs> niye yapmıyorlar? Ben yani ben şahsen okurken sürekli birbirini hata yapmada el yükseltmeleri çok rahatsız edici buluyorum yani. Evet. Yani, tamamen Çözüm karakterler Hı -hı. troptan. İşte şımarık kraliçe Renira. işte kıskanç sorry şımarık prenses, kıskanç kraliçe, deli deli um, fişek um, amca şey <laughs> prens, rock prens. Hepsi trop yani karakterler. Şimdi ben bunu görüyorum da bunu George görmüyor mu? Görüyor. Şimdi George bunu yazarken ne diyor? Benim kitap ana kitabı bitireceğim ben. Bu ana kitabı bitirirken işte bunu referans olarak geri arka plan world building yapıyorum. Hı -hı. George bunu yazarken bu hikayenin 30 sayfasını alıp bunun dizisini çekecekler bütün dünya bu karakterlere odaklanacak diye düşünmüyordu. Ona bir zamanı da yoktu. O yüzden bu karakterleri geliştirecek vakti de olmadı. Zaten Winds of Winter'ı çıkaramadığı için baskı altındaydı. Yazdı geçti. Şimdi ne yaptık? Bütün oradaki toplam 150 sayfadır herhalde bütün şu ana kadar sanırım bir 70 sayfa falan geldik. 70 sayfa 2 sezon. Bütün evet. Şimdi spotlight'ı verdik bu George'un böyle bir senede işte 6 ayda yazdığı 70 sayfaya. Şimdi o insecurity oradan geliyor. Çünkü George da bunu izlerken iyi yazamadığının, daha doğrusu iyi yazamadığını bile dem demiyorum. İyi yazmak değildi amacı. Değil. Açıklıyor yani zaten. Tolkien de Tolkien de Silmarillion'u yazarken ben bunu öyle bir yazayım ki ileride filmi çekildiğinde <laughs> mantıklı olsun. Oğlum Christopher Tolkien 60 senede anca topal bir şekil verebildi Silmarillion'a. <laughs> yani Tolkien'in yazdıklarını. Evet. Hala da Tolkien'in karakterlerde ne anlatmak istediğini oturup Tolkien'in mektuplarına okuyup an anlamdırabiliyorsun. Çünkü adam yazarken mitoloji yaratıyor. Yani hani ben bu yani. Çok mantıklı olsun bu böyle. Örülsün. Bunu ileride evreni satarsak <laughs> şeye Amazon'a çok <laughs> şimdi George da Lord of the Rings için öyle değil ama hani ben geçmiş şeyden bahsediyorum ya... Yani, Silmarillion'dan da uh -huh. hani şey tarihçesinden bahsediyorum. George da öyle. E şimdi bu büyük bir spotlight'ın üzerine şey yapılması George'u da insecure hale getirdi. Çünkü bunun en iyi işi olmadığını biliyor. Ana dizide çok fazla atar yapmamasının sebeplerinden biri oydu. Çünkü ben kış gibi işledim bu karakterleri abi. Tyrion'nı, de. Jon, Daenerys. Aç kitabı oku. Zaten ilk 5 sezonda yani bile çıkan adamın bir security'si yoktu. Aynen. İlk ilk 5 sezonda bile Aynen. çıkanları düşünse bunun 10 katı delirmesi lazım orada zaten. <laughs> yani zaten ilk sezonda şeydi böyle. Yok siz bu ...Vargohut'u çok değiştirdiniz. Adını değiştirin. Bunun Vargohut yapmayın. Bunun adı Lock olsun falan diyordu artık. Adam Wargoth'un nasıl karakter olduğunu falan düşünüyor. Oğlum Var göre ne kadar <laughs> neler var neler. <laughs> ben de, o zaman da işte şey oydu. Hani um, ama o zaman işte bu şey yoktu. Şimdi bu kendine güvensiz olmasının sebebi hani dedin ya sen okuyucu bak benim versiyonumu evet. sevdi. Sevdi. E, ulan sen şimdi HBO'nun senaristlerinden daha iyi yazabiliyorsun kendi dünyandaki şeyi. <laughs> Herhalde eşşoğlu eşek. Hani senden daha iyi yazması mümkün değil ki bu adamların. Bu Hiçbir adil bir kıyaslama değil yani. Adam çıkıp, kitap yazarı değil oğlum senarist zaten. <laughs> aynen abi. Sen kendi dünyada hikayeyi tabii ki daha iyi yazacaksın. Yani senden daha iyi yazmasını beklemek... Hani bu karşılaştırmayı yapması o kadar adaletsiz ki yaz, yazarlar için. Hani çıkıp hani kitap okuyucuları benim versiyonumu sevmiş falan diye. İşte bu şeyi gösteriyor. O insecurity'yi gösteriyor. Hani kitap benden daha iyi yazamadığı... ...demeye getiriyor. Ya da pardon dizi benden daha iyi yazamadı. Evet. Sen bu kadar küçülme abi. Sen zaten... ...o osuruk Hollywood senaristleri... ...tabii ki senden daha iyi yazamayacak oğlum. İlk şeyde böyle bir derdin yoktu. Çünkü eser oradaydı. Hani bitmemiş olsa da... ...kimse de... ...Trina daha iyi yazıyor dizi falan demedi. Diyemezdi <laughs> de yani. Ama şimdi diyorlar. Şimdi diye deniyor. Evet. Neden deniyor? Çünkü... Dizi belli başladı. vizerisi daha iyi yazdı mı yazdı? Helena'yı daha iyi yazdı mı yazdı? Yani Baris daha iyi karakterler var. Mesela Helena meselesinden bahsetmiş işte blog postunda. Mesela şeyden, Blood and Cheese'den bahsediyor. Blood and Cheese'in çok daha işte çok vahşi, çok şiddet şeyli bir olay olduğunu söylüyor. İşte bu biraz daha şey olmuş. O kadar kitaptaki kadar çarpıcı olmamış ya da sert olmamış falan diyor blog postunda. E Güzel George. Sen e, diyorsun ki bana şimdi Blood and Cheese çok vahşiydi. Çok şeydi şeytanca bir olaydı. Bizim benim oradaki karakterler hmm. benim Blood and Cheese'im çok daha şeydi. Helena diyor, canını ne feda diyeyim. etmek istedi falan diye, ha, diyor. Blood and Cheese bu kadar berbat bu olaydı. Bu Blood and Cheese'i tasarlayan adam kim? Damon Targaryen. Sen Damon Targaryen'e iyi ile kötü, iyi de değil, şeytan de değil, kötü de değil, gri karakter diye satmaya çalışıyorsun bana. <laughs> Eğer Blood and Cheese bu kadar vahşiyse Damon Targaryen'de bildiğin şey yani. Anime villain o zaman. Hani kendi içinde bir tutarlı değil dedi. Damon'ı sen gri karakter diye satacaksan bana ki her zaman aynı şeyi söylüyor. Damon İyi evet. değil, kötü değil, o öyle gri filan. Diyorsun ki o zaman Brazilen çiz çok vahşi. E, o zaman bunun altındaki, bunu <laughs> Brazilen cheese'i yapan adam Damon. Yaptıran adam Damon. O zaman Damon gri filan değil yani bu kadar vahşi bir şey Damon, Rus Bolton gibi bir karakter o zaman. Ne bileyim? Hani o zaman bana Damon'ı gri diye satma. Ki zaten... Aynı şekilde Melor, Melor. Ama çıkardılar şöyle oldu. Çıkardılar. Sen de dediğin gibi, e, Melor çıkararak. ...Eamon ve Aegon arasındaki çatışmayı arttırdılar. Çünkü Aegon bir anda varis haline geldi. Evet. E, kitapta o da yok. Ben gayet zevk aldım Aegon arasındaki dinamikten. Hani olumlu o Butterfly Effect'ten bahsediyor. Olumlu etkisi de oldu. Evet bir takım olumsuz etkileri olabilir ileride. Hani bu sanki işte bu kitabı kitabı değiştirdiler diye eleştirileri hep taşak geçtik ya ana videolarda. <laughs> evet. Bunun sebebi işte kitabın matta bir bok olmadığını hala bu insanları zaten bu atrofi yapanlar okudu mu kitabı onu da bilmiyorum açıkçası. Kaç kişi okudu bunu? Ya çok. Onu da bilmiyorum. Yani. Videolardan videolar hani, genelde. Of Mailer'ı değiştirdi diye sokmuş yazarlar. O çok iyi yaptı filan diyen adamlar. E, abi Mailer zaten Neymiş George'un? Şimdi spoiler da vermek istemiyorum da hani işte Helena'nın çok üzülmesine neden olmuş mailleri. Yani o kısım bayağı spoiler bu arada uyarayım. oku Ben yine ha, bir sürü şey ya, öğrendim. <laughs> Mecbur okuyacağım. Böyle. Sanki Helena'nın karakterinin üzülmesine yetli yeterli sebep yokmuş gibi dizide. <laughs> i̇şte o maillerin öyle şey olması Helena'yı çok üzdü filan diye. Yani çok komik bunlar artık. Yani bu eleştiriler. ha. Bütün bunları söyledim ama şimdi George'un kafasında ne var bilmiyorum yani. Yazdığı kadarıyla diyeceğim ki adama doğru düzgün yazamıyorsun sen bu blogları ya abi. Ben ne demek istediğini anlatamıyorsun diyeceğim. Adam böyle küfür edildiğin 20. yüzyılın <laughs> 20. en iyi yazarlarından birisi. <laughs> adama da sen yazamıyorsun diyemeyeceğim. <laughs> ama resmen böyle şey olmuş gibi yani sosyal medya e, menajerinden şifreyi almış futbolcu gibi <laughs> bırakıyor bir gece yarısı sonra postu sonra bütün PR ekibi gelip <laughs> siliyor. Hani ne demek istediğini bilmiyorum. Hani gerçekten HBO ve Kondal çok kısa dan kısa yoldan bir son iki sezon ve her şeyi böyle çabucak bağlayıp çıkmak istiyor da George böyle paniğe mi kapıldı? Hani öyleyse göreceğiz ileride belki. Evet. Zaten öyle bir şey oysa Biz de eleştiririz diye dedik zaten hani bunu sezon sonu. Yani zaten neden işte. eleştirmeyelim abi? Ne, o zaman yani. hani Game of Thrones'u da öyle eleştirdik. Bunu <laughs> da eleştiririz. Ama Game of Thrones'daki farkını anlatmaya çalışıyorum. Game of Thrones'da kitap çok mükemmeldi ve de her çıktığı yerde sıçtı dizi. Burada kitap mükemmel değil yani. Kitap Yok zaten. Wikipedia şeyi var yani. Dizi çıkmak zorunda. Aynı şeyi Rings of Power'da da görüyoruz. Oh, evet. Rings of çok... Power'daki second age karakterleriyle modern dizi yapmak mümkün değil. Oh, Karakter... Zorluyorum gelişimi yok abi. Karakter değil zaten Tolkien'in ana kitabında zaten karakter gelişimi yok anasını satayım. Herkes belli bir şeyin yerine oturuyor yani. Aragorn sen onurlu kralsın. Gandalf sen bilge <laughs> şeysin, yol göstericisin. Zaten Tolkien'in derdi o değil yani. Ama bir şekilde onu Peter Jackson başardı bir şey oturtmaya. Ama ikinci Second Age'di bilmem neydi bu şey Gilgalatlar galadriel'ler bilmem bunlar artık karakter falan değil yani. bunları yazılarken epik mitoloji karakteri bunlar. Bunu da oturayım modern dizi yapayım dediğin zaman sıçıyorsun. Mümkün değil yapman. Film yapman hmm. lazım da işte belki de zaten diziyi dolduracak kadar e, hikaye bulman için onları insanlaştırman lazım. Bu kadar tanrısal karakteri insanlaştırınca Superman'e günlük e, yaşam hikayesi yazmaya çalışıyormuş gibi oluyorsun yani. İşte olmuyor. E zaten Sürekli Batman'e, Joker'e bilmem neyi resetlemelerin sebebi de bu değil mi abi? Evet. Herkes modern izleyici karakterin bir başlayıp hani modern izleyici Joker psikopat olmuş. Joker'in işlediği cinayetleri izleyim istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> modern izleyici ya da Batman çok güçlü olmuş, OP olmuş. Bak nasıl herkesi dövüyor. Bunu istemiyor. Evet. Sürekli resetlemelerin sebebi çünkü en ilginç yeri Batman'i Joker'in o şey origin story. Spider-Man'in de taç kere resetlendi. Tabii canım. <laughs> o çünkü onu hani sıfırdan oraya gelen gelme Ki öyküsü evet. Şey ilginç olan. Ki Spider buna en uygun karakter. Hem genç hem çok sokakta işte gücü belli sınırları var gücünün falan. O açıdan iyi yani. Hani zarar görebiliyor. Diğer tarafta şimdi Rings of Power'da zarar görebilecek tek grup orklar gibi oldu. Orkları insanlaştırmaya çalışıyorlar. Yes. Yani o yüzden çok üzücü orası ya. Evet orası çok tatsız yani. Yani demek istediğim modern izleyiciye bir dizi yapmak için bu George'un yazdığını aynen alıp şimdi bu oldu. Şimdi kameralarımız bitirmişte. Bitirmişte 3 milyonu <laughs> <'li> var filan diye. <laughs> galip. Yani 2-0'la Damon aldı. Ondan sonra bir sonraki bölüm bugün days. Rus Rusya'dayız. Ejderhalar bugün ejderhalar sahaya çıkıyor falan. Böyle dizi olmaz. Zaten <laughs> e, olmaz yani. Şöyle bir ikilemi var George R. R. Martin'in. E, kitabı biz çok konuştuk bu tarih kitabı diye. Ben artık şöyle tepkiler görüyorum. Bu Ryan Condal postunun altına da gelmiş. Sıktı artık lan tarih kitabı diye. Kitap olan işte uyarlayacaksınız. Abi George R. R. Martin'in kendi videosu var bununla ilgili. Sen dedin ya işte random house istedi, o istedi, yaptılar ettiler. Onunla ilgili videosu var diyor ki, herif. Eee bunu ben, biz buna yapmaya karar verdik. Dediler ki bu nasıl yazacaksın? Ben dedim ki oğlum, ben yavaş yazıyorum zaten. Ben bu kitabı Game of Thrones, Sound of Ice and Fire gibi yazarsam 20 senede biter. O yüzden benim buna bir yöntem bulmam lazım diyor. Sonra şey diyor. Benim eskiden diyor bir tane yazdığım hikaye var diyor. Bu kendi ana fantazi kitaplarının dışında. Galiba bir yazarın bir pardon, habercinin mi, bir muhabirin mi ne hikayesiymiş. Onu araştırırken tarihe bakıyordum. İşte tarihte hep farklı çıkıyordu karşımda. Tarihte tarih yazarlarından biri olay böyle oldu diyordu. Diğeri başka türlü diyordu. Ben de oradan aa dedim tamam hani şey gibi yazayım. Tarih kitabı gibi yazayım. İşte böylece farklı perspektifler Hı -hı. olsun hem hızlı çıkar ee, bir sene de paketledim zaten diyor yani herif e, zaten böyle planlamış Büyük bir şeye Kend cevap vermek zorunda kalmıyor belli başlı twistlerin <laughs> hepsini çözmek zorunda kalmıyor aynen bunu şey için de söylüyor hatta Red Wedding'e ilham veren Black Dinner'dı galiba İngiliz tarihindeki olay o olay için bile diyor hani öyle olmadığına dair bir sürü kaynak var diyor Yani ben birini pick ettim diyor ya yani oradan o perspektiflerden birini aldım diyor e şimdi aynısını yapmış o yüzden bu dediğinde zaten kendi söylüyor. Ya yani bu bir proper bir kitap değil. yani ben bunu hızlı çıkarmak için böyle planladım. O yüzden kimse yani. boşuna itiraz etmesin. Bu George R. Martin'in kendi planı, kendi fikri, kendi yani amacı yani. Daha da komik. O blog postunda örnek verdiği Helena olayları falan onlar bile şey kesin şey değil hani mesela. Değil işte. Helena'nın başına gelen bir adamın versiyonu. Hani Aynen. diyor ya işte Helena'ya böyle olacak, şöyle olacak, <laughs> öyle olacak, böyle olacak o da o bilecek şey. kesin değil yani <laughs> değil olmayabilir <laughs> yani. hani zaten onu geçtim hani di diyorum hani George şunun farkında bence karakterleri yazmaya vakti olmadı Damon'ı Rock Prince diye bir um, novellası olduğu için Damon biraz vardı var aynı şekilde Alicent'la Um, Renirada şeyden, Princess and the Queen'den az, onlar da çok ufak yani böyle şey değil. O yüzden o üç karakter birazcık var. Onun dışında kimse yok. Otto yok. İşte Helena yok. Hiç i̇şte yok. Aymond. Aymond. Neden deli Aymond? Deli Aymond. Hani böyle <laughs> bir şey yok. Um, Aegon işte bu kadar travmaları bilmem neleri gör yok. Her neyse bu şimdi. Ama George biliyorsun ki... ...karaktere önem veren birisi yani şey. Evet. Onun için... ...şey ikinci planda. E şimdi... ...kendi karakterlerinin... ...kendi yazmaya fırsatı olmayan karakterlerin... ...başkaları tarafından yazılıyor olması... ...bence onu rahatsız ediyor. Doğru bak bu yani, olabilir ha. Aynen. Bu olabilir. Çünkü kendisi yazmadı. Hani... ...yazamadı. Vakti kalmadı. Hatta ben... ...sana söylemiştim ama tam hatırlamıyorum tam olarak ama hani bu karakterlerle daha fazla vakit geçirmek isterdim dediğini ha. hatırlıyorum yani. Evet bunu ben şey kaynak bulamadım ona da doğrudur abi sen bir yerde dinlemişsindir kesin yani. Yok ben çok fazla dinledim ama yani zaten mantık olarak da yani bunu söylediğine eminim de hani söylememiş olsa bile hani zaten 6 ayda mı yazsın 5 senede mi yazsın kitabı diye sorsan herhalde 6 <laughs> ayda yazdığını tercih etmeyecektir. Yani tabii ki daha fazla vakit geçirmek ister. Tabii. Um, o yüzden zaten Winds of Winter çıkamıyor bir türlü. Çok fazla vakit geçirmek <laughs> istediği için George <laughs> karakterlerle. Hani um, tabii ki yani herifin psikolojisinin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Spekülasyon yapıyoruz burada ama ben hani mecbur. <laughs> um, böyle bir yani bundan sonra da daha kötüye gidebilir bu. Yani Duncan Egg'de de... Şimdi Duncan Egg'i çeken adam neydi? Unuttum şovranın adını da. Şimdi yani. büyük ihtimal şeydir. U uyumuyordur geceleri. <laughs> ne yapacağız biz bunu diye. Ya orada kim vardı ya? Ee, unuttum şeyini. Owen Harris diye bir herif var ama ya. o muydu şey? Galiba oydu. Şeyi yapan adam yani. Ter Terminatör... Evet o Unuttum yani. Bakayım. Ne sen devam et, Ben bakarım arkada. Yani o adam şimdi bence şeydir. Ah tamam bizim de ağzımızı sıçacak. <laughs> D&D'yi paketledi. Ondalı <laughs> şu şey yaptı. Sıçtı ağzını. Şimdi sırada biz varız. E tabii böyle hani... bir şeyde kimse çalışamazdı zaten. Bir yandan HBO çekiştiriyor. Öbür taraftan George giriyor. <laughs> ben hayatta çalışmam oğlum böyle bir işte. <laughs> yani her şeyinde de haklı bile olsa bu çok çocukça yani bu blog postuna çıkıp da benim yazdığım daha iyiydi. E yaz abi o zaman bitir. <gülüyor> okuyalım. <gülüyor> Bekliyoruz biz George. Yani senin yazdığın daha iyi tabii ki. <laughs> Kimse de hayır demiyor ama sen yazmış ki güzelim. Yaz okuyalım ya. Yani. Steve Conrad'mış galiba evet. Doğru. Conrad. Ya neyse zaten e, bu dizinin de gideceği yeri e, bu kadar başta gelirlerse en baştan herhalde e, blog postu yerine bunun için ayrı bir kitap yazar artık. <laughs> mesela kesilen iki şeye um, hiç bahsetmiyor. Kesilen iki bölümden hiç bahsetmiyor. Evet ben ona George, girmesini beklerdim postunda. mesela. Ben ona girmesini yani beklerdim. En azından evet bir takım zorluklar vardı filan diye bir yumuşat. Um, iki, i̇ki bölümün kesilmesinin getirdiği komplikasyonlar Hı -hı vardı diye bir bahset ki yani ikinci sezonuna bakıp da onun hiç etkisi olmadı demek komik olur yani. Bariz bir şekilde tam dizinin finalinin olacağı yerde kesil durduk yani. Ama belki o şeydendir. Şey. Kendi de dördüncü, beşinci kitaba son yazamadı ya, bütün hepsini altı attı. <laughs> Oradan belki şeydir. Evet bu böyle iyi olmuş. Tam böyle şeye getirip Dördüncü, beşinci kitabın şeyi yok. Doğru düzgün bir sonu yok. Yok. Daenerys'i, Euron'u, Stannis'i hepsini Savaş'ın Eşiğine getirip orada bitirdik. Hiçbirisi şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şeye benzedi zaten ikinci sezonu. Herkes Savaş'ın eşine gelip hadi bakalım savaşlar bir sonraki kitapta diye kendisi de yaptı. Abi, Belki ondan şeydir. Bu arada Ira Harker'ın şeyi de gördüm. Owen Harris de şey hmm. e, Ryan Condal, Vince Gerardis ve Sarah Bradshaw şey e, yapımcı, eksekütür. Ama esas şovranır Ira Parker. Orada bir de şey Sarah, okay. Sarah Edna Smith'e eklemişler. O da baya sağlam dizi yönetmeni. Ya ekip kötü değil bu arada. Ekip yine iyi de e, tabii ya bir de şey de ilginç değil mi? Bana bak şey çok tuhaf geliyor. Şimdi bir yandan bu dizi develop ediliyor. George R. R. Martin bunun için oturuyor. Bunlar da çalışıyor. Çünkü Kondal da diyor mesela ilk sezon yani biz hep her şey diyor gidiyor George R. R. Martin'e. Hani sezon öncesi de diyor ama sezon içinde değil. Ya yani sezon öncesinde senaryo gidiyor, işte casting tercihleri gidiyor, onun deneme videoları gidiyor falan. Ama anladığım kadarıyla bu bir noktada kesilmiş. ikinci sezonla beraber. Hmm. Şimdi e, belki de George R. R. Martin bu kadar e, Maylor'a takıp uzun uzun anlatmasının şey olarak biraz şey sinirle böyle beni göz ardı ediyorsunuz tepkisi de olabilir bu. Hani biz bunu yapıyorduk niye beni bu kadar göz ardı ediyorsunuz ama bir yandan da şuna takılıyorum adam yanda yeni dizi yapıyor. Orada içinde şimdi yine co producer şey bilmem ne yaratıcı. Yani <laughs> bu bu nasıl bir bu şey gibi oğlum yan yana oturuyorlarmış gibi şeyde ama hiçbir birbirle konuşmuyorlar gibi. Bu nasıl bir ortam oğlum? Yani ne yapıyorsunuz siz? Yani bu aynı Game of da böyleydi. <laughs> George Martin ilk 4 sezonda her sezon bir senaryoyu kendi yazdı bir bölümü senaryosu. Evet. Ki o kadar içindeydi yani. yazım şeyini. Aynen. O zaman senaryoları kendi yazıyordu birer bölümünün. Sonra yavaştan bozuldu arıları. Sonra komple ben artık izlemiyorum, takip de etmiyorum etmiyorum'a geldi George. Burada da birinci sezon dediğin gibi çok iç, iç dıştı. Ki Ryan Condal'ı kendi seçti abi adam. Evet bu arada. Hani <laughs> kendi tercih. HBO'ya getirip bu arkadaş şey yapsın dedi. Hani e, Elio Garcia da onu Ryan hatırlatmış Kondal. mesela. Kendi piç etti, kendi seçti her şeyi diye. Ya yani kendisi getirdi Ryan'ı. Ki ben Ryan Condal'ı ne diyeyim hani bir D&D ya da bir o, Witcher'ı yapan hatun gibi olduğu emin, eminim yani öyle bakmadığını elindeki Hı <laughs> Hani ciddi fan herif ya bu arada. Aynen. Büyük hani şeyi nördü Ryan. Üstüne um, gene burada HBO'nun exec tarafından ne geliyor? Hiç onları da hiç konuşulmuyor yani. Ryan'la George'u kavgasında asıl tepeden gelen şeyleri bir duysak belki <laughs> Ryan'a da hak vereceğiz yani. yani neler uğraşıyor bu herif falan diye. Abi evet Ka Ryan Condal yani... aradaki adam muhtemelen bak dediğin çok doğru. Belki buradan çarpı 10 geliyor. Herif oraya çarpı 2 yolluyor. <laughs> bir de buradan Aynen. çarpı 10 yiyor. HBO'ya çarpı 2 yollamaya çalışıyor ama onlar yemiyor evet muhtemelen. Evet abi. <laughs> yani şimdi stüdyo ile George arasında kaldı. Ben hani iki şeyde de şöyle bir şey oluyor sanırım. George kendi dünyasındaki şey evet kesinlikle daha iyi biliyor karakterleri nasıl olması gerektiğini ama George'un temposuyla ya da George'un fikirleriyle ticari dizi çekmek mümkün mü pek emin değilim. Zor. Ki bunu D&D'nin hakkı niye mi Materyal olduğu mükemmele yakın yaptı adamlar yani yarattıkları tondan, castingine tut, hmm. çok daha ufak bir bütçeyle becerdikleri şeye tut, hani um, müziğinden tut, hani her, her şeyine bakarsan materyal olduğu sürece adamlar çok iyi iş yaptılar. Ama onlar bile George'la işte vargı Hot olmasın, bunun adını değiştirin, lock <laughs> yapın, yok işte bunun adını değiştirin, Jane Westerling olmasın, Talisa olsun bilmem ne, ıvırla zıvırla eğer George bunları kafasını sıkıyorsa. Bir noktada yoruluyorlardı. Yani. Zaten kontrat tabii şey yok. Hani dinlemek zorunda değiller. Hani nezaketen dinliyorlarsa George'u bir noktada yok abi sen ne yani bu iş bitmez. Hani dizi çekiyoruz biz. Bir de o zaman her sezon bir tane her sezon, her sene bir sezon çıktı yani Elifler. Son sezona kadar iki, uzun ara vermeden 7 sene sezonda. 7 senede 7 sezonu yaptı herifler yani. House of Dragon 2 senede şimdi bir şimdi sen George'un <laughs> yani George'un flamalardaki bacaklarını ejderha ayaklarını sayarak böyle sette dolaştığını falan düşünsene yani üzgünüm George. Kimse senin eserini senin gibi bitiremeyecek yani. Sen bu işlere girip eğer ikinci dizide de iki yarısında işin George'u siklememeye başlıyorlarsa bu illaki yazarlar ben daha iyi biliyorum. Ben Kondal'ın George'dan daha iyi biliyorum ben bunu daha iyi bitiririm George'a ihtiyacım yok demediğine adım gibi eminim. Yok canım. Onu zaten Belki Elio... göçü kalkmış olabilir. Elio Garcia da ona getirmiş şeyinde açıklamasında yani zaten adam hmm. öyle biri değil hani şey bir herif falan hani e, saygılı George bir herif falan kapı getirmiş. Dışı... <laughs> Kesinlikle öyle. Kendisini kapı dışarı buluyorsa ki o blog postta mıydı? Daha öncekinde miydi? İngiltere'ye gittiğinde um, Duncan Egg'in setini ziyaret etmiş ya. Evet. O dönemde 3. sezon yazar görüş e, görüş şeyi varmış. E, buluşması varmış. Hani yazarların toplandığı. Oraya uğramadım diye yazdı yazmış onu. Ha, okey. Onu bak. Benim, <laughs> yani oraya böyle yazmış, uğramadığını da belirtmiş yani yazar şeyine. Hani büyük ihtimal George'un bir noktada e, şutlanmasının sebebi de adamların hani üç ayı var, 4 ayı var, 5 ayı var bu işi şey yapmak için. George'un oturup e işte benim ejderha oraya gitmez, o kadar uçmaz, vadiye gitmez onu geri getirin, işte ejderha şeylerini değiştirin, ayaklarını değiştirin. Kaç tane var? Üç tane mi var? Olmaz üç tane. Ne? <laughs> Ayak değil mi o? Falan değil mi? Bu arada sen hatırlatana kadar ben bilmiyordum. O T. T Mikkel zaten kendi asistanıymış. Yazar ekibinin içinde. Kaç Aynı. bölüm yazdı geçen sezon? <laughs> yani Evet. George'un <laughs> Minion'larından birisi. Şeyler falan ondan geliyor işte bizi hoplatan. Um, yok Valeria Loru, yok işte um... Henry'li olur bilmem ne iyice nördünde nördü olan şeyler ondan geliyor Değil mi? o, on, Evet yani belli ki orada sen içeride zaten hem editör olarak hem yazar olarak direkt birebir adamım var zaten <laughs> İlginç. Yani işte bilmiyorum ben şöyle bir şey olmadı olmadı eminim. Kondal çekti ikinci sezonu. Bundan sonra George'a ihtiyacım yok. Georgetan zaten daha iyi biliyorum ben bunu. Ya. Daha iyi bitiririm. George'un fikrini almama gerek yok. Değil konu ama Kondal'ın da patronu HBO yani. HBO Kondal'a diyorsa ki bu kadar bütçem var, şu kadar günün var. Evet. Geçmiş Çekeceksin bunu. Kondal'ın George'un oturup dertlerini dinleyip hangi karakter... Yani böyle bir şey olmaz. Maalesef üzgünüm yani. <gülüyor> Kendin <gülüyor> Yazmak istiyorsan George, buyur yaz, otur yaz. Bekliyoruz acı. Şey <laughs> yaz bunu. Şey de tuhaf bak onu senle de biraz konuşmuştuk e, mesajlaşırken. Şimdi ben kitap yazarlığının zaten tarih boyunca da bu böyledir. Hep kitap yazarıyla uyarlamalar arasında genelde bir sıkıntı çıkar. Bunun en meşhuru Shining'dir mesela. Hep bu örneği veririm zaten Stephen King yıllarca ağladı yani. Shining berbat falan. O dönem hatta çok filmi beğenmeyen de olmuştu ama sonra film başka bir seviyeye geldi. Genelde olur. Mesela Hitchcock dönemine falan gitsek. Hitchcock hiç siklemiyor oğlum. Adam alıyor kitabı. Kendi anlatısı yani. Böyle bakarım diyor. Özüne bak. Hani kor Ana fikir ne? İşte insanlığın e, kendine zarar vermesi. Onu alıyorum gerisini. Karakter marakter her şey kendi yazıyor herif Çünkü orada stüdyo şey gibi davranıyor. Yani onun hani satan bir kitap var. Biz title alalım. Sen uyarla işte. Hani şimdi mesela düşünsene Hitchcock bir, bir yönetmen böyle George R. Martin falan hayatta çalışamaz yani. Neyse geyik bir yana e, kitap yazarlarının senaryo e, mekaniğiyle ilgili genelde sıkıntı sorulur. Çünkü çok uzun uzun anlatmaya alışkınlardır edebi bir metne. Burada aslında sen şeyi hatırlattın. George R. R. Martin eski bir senarist. Hatta Game of Thrones'ta da yazdı. Yani bunu bilmiyor olamaz. Hani George R. R. Martin çıkıp şunu deseydi. Abi ben burada insanın doğayla savaşını anlattım. Siz Helena'yı bir değiştirdiniz. İnsanın doğayla savaşı bitti yıkıldı yani. Ama bana anlattı ki Maelor ölme öldü, o olacak, bu olacak. Spoiler vermemek için detaya girmiyorum. O yüzden şu olmayacak, e, olmasın abi, çünkü ana fikri bozmuyor bu. Yani tamam, sen bir tane sahne. Ana fikri bile yok abi. Wikipedia <laughs> <laughs> <enteresansız> bedi Ya bu <laughs> kitap için öyle anladın <laughs> mı? Hani bir, bir, ama işte <laughs> şey itiraz yok ki burada. Aa, ben Helenayı işte bilmem ne özelliğiyle çok tanıttım işte. Hani yok ya, hani öyle bir tanıtsa evet. ve özellik yıkılsa. Derim ki abet haklı lan adam. Yani ben Helen'e bu özel bu için buradaydı. Ana seride mesela o Long Night'ı asıl tehlike hani bu taht oyunları olurken asıl tehlikeyi gör, görmezden geliyorlar. Hani Hı. daha konseptsel olarak bakarsan öyle bir um, konsept vardı ya işte evet. böyle taht oyunları oluyor ama kuzeyden gelen tehlikeyi sikmiyorlar bunlar. Biri, aynen. Yani, onu bozdu mesela D&D. Ne evet. yaptı? Long <laughs> Night'ı önce çözdüler sonra Cersei sona kaldı. <laughs> bölüm sonu canavarı serseri kaldı mesela. Mesela senin dediğin şey orada oldu. oldu. Çıkıp da demedi ki Long Night'ı niye siz önce bitirdiniz abi? Serseri son 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 boss olmamalıydı. Çünkü benim yazdığım şeyde ana şey ne? Bunlar kendi ıvır zıvır politik şeylerine bakarken ana tehlikeyi görme, görmüyorlar ya da önlem almıyorlardı. <laughs> Tabii canım. hani diye bozdu onu. Long Night'ı bitirdiler. Ondan sonra haydi serseğiye gittik şey yapmaya. <laughs> Onunla uğraşmaya gittiler. <laughs> King's Landing'e gittik. Serseyi um, öldürmeye. Çok kötüydü ya. Hani, burada öyle bir şey de yok. Ne bir felsefe var ne bir yüksek konsept var. Hani şeyin bozduğu. <laughs> yok öyle bir şey abi. Bak Kondal'ın zaten e, hikayeyi çok... Ha bir şöyle bir şey mi? olursa sonra belki o şey olur... Ejderhalar aslında ölmedi. 5-6 tane kaldı falan diye bitirirsek onu. <laughs> i̇şte o, o zaman bozulmuş olur. O yani. zaman yıkılır evet. Hani Oğlum öyle bir şey yaparlarsa şey <laughs> yapmasınlar hani. Bak ona harbi çok tatsız olur ya. Yeni dizi geliyor. Bir iki ejderha oraya bırakalım falan gibi. <laughs> oraya bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> Seyirci ejderha seviyordu ya. olmaz abi. Aynen. Hatta şey oluyormuş. Duncan'ın dizisinde ejderhalar hala varmış. İşte bir 80 sene sonra mı? 100 sene sonra mı buradan Aynen işte. Şey, 100, 100 senedir abi. kalıyormuş 3-4 tane ejderha. <laughs> Tam böyle <laughs> bunu yapsalar mesela Açılıyorum. işte bütün Direkt... şey yıkıldı. Ya yani George R. R. Martin'in anlatısı yıkıldı. Buna bak ölümüne kadar George'un yanında olurum. Sa Oha bu yuh bunu Aynen nasıl de. göremediniz diye. Şimdi Kondal'ın mesela şöyle bir açıklaması var yine podcast'ında. Mesela kehanet konusu soruluyor. Kondal bence çok iyi özümsemiş zaten kitapları. Hani kehanetin biz hani... E ne olduğundan çok ya da nasıl yayıldığından çok hani nasıl etkiliyor yani karakterler bu kehaneti kendi için nasıl kullanacak yani kendini nasıl bunları kullanarak üstün gösterecek gücünü nasıl bu kehanetlerden alacak gibi bir anlatıyı biz kurgulamaya çalıştık diye genelliyor e zaten Kondal bak mesela şey gibi bir adam değil ha ben böyle asacağım keseceğim işte Azor Ahai'ye ipucu atacağım falan değil Herif anlamış olayı. Hani George R. Martin zaten bunları anlamasa bu herife bunu vermezdi zaten. Yani bu açıdan da George'un gidip kondalı arabanın altına atması biraz tatsız oldu yani. Çok ilginç. Bence de yani kesinlikle ben çok yadırgadım yani. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Daha çok böyle HBO'ya mesaj veren alttan alttan oyan bir şey bekliyordum. Adam direkt Kondal mailleri attı. Artık bana üçüncü bana üçüncü sezonda sokarız dedi. Sokacak mı bilmiyorum. <laughs> Meloru sokmazsa her şey bozulur filan. Yani gerçekten böyle başka bir şey olduğuna inanmak istiyorum yani. Bence ben de. <laughs> yani, yani bu kadar çocukça yazıyorsa bir yandan da dedim yani o şey yaşlandıkça George kend bu konuda biraz böyle bir muhafazakar bir şeye büründü konuşmalarında. Evet. Yani. yani Yapmış da olabilir yani gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> hani bir, bir şarabı fazla kaçırıp bir akşam... ...drunk dial yapmış olabilir böyle Zat, Zaten Sen şey... Nasıl zaten arzunlar aman böyle. Bakayım yazacağım Bana şey çok güzel bir uzo geldi Yunanistan'dan <laughs> içiyordum ama... ...seninle içmeyeceğim artık falan diyor. Sibel getirdi Sibel çekirliğini içiyordum. <laughs> ya bak şöyle bir ikilem de var yazısında şimdi notlarıma bakıyorum... Her seferinde de şuna dönüyor. Mesela Elio da böyle postunda. E, hatta o yazar arka, yani yazar tanıdığı da e, aynı şekilde yazmış. O daha şey demişti, biz konuşurken daha hararetliydi ama daha mild bir şey yazmış. Hani daha öyle abartmadan yazmış diyordu. Elio da mesela hep şey böyle, hani George haksız da olabilir ama haklı da olabilir. Dizi bence iyi ama şey gibi de. Mesela George da böyle. Çok beğendim, müthiş. Bayıldım falan yazıyor böyle aralarda yine. Sonra diyor ki yani ama diyor şöyle daha iyiydi falan. En sonunda da diyor ki Mailer çok da önemli değil. Mailer himself is not essential diyor. Ama sonra diyor ki şimdi spoiler olacak hani ama öyle hani spoiler kısmına girmeden anlatacağım. Korkmayın. Ee, onu çıkarmak işte e, birkaç olaya yol açıyor. Buradaki duygu gidiyor gibi bir şeye getiriyor. Kondal da diyor ki podcast biz bunu da çok konuştuk. Abi bir loop. Hani öyle tamamlamaz, böyle tamamlar. Hani bunu beğenmeyebilirsin. Bak seyirci bunu beğenmeyebilir. Kitaptan haberi varsa. Kitaptan haberi yoksa neyle kıyaslayacak zaten? O da onu düşünüyor. E, tamam beğenmedin, güçlü değil dedin. Yanlış, hatalı, işte rezalet falan. O biraz daha şey artık e, en başta konuştuğumuz gibi adamı öldürmeye geliyor yani. E sen diyorsun kendin, çok kendi önemli değil ama yaratıcı olaylar önemli. Tamam Aynen. o olaylar yaratılacak o olaylar yaratılırsa sorun yok. Ha yaratılmazsa konuşuruz zaten gelecek sezonda. <laughs> Dedim ya sana şeyde göre direkt Sapkowski'ye bağlayıp konuşsa aslında çok dert etmeyeceğim. Bu kadar da konuşmayız. Hep o ben anlıyorum senaristliği anlıyorum. Şey işte medyum değiştiğinde işler değişiyor. Çok böyle hani bu işleri çok iyi bilirim. Ben executive producer'lık yapıyorum zaten. Sapoç değil mi diyorsun? En sen. son... Yok Sapoş ne değil hani George hep böyle ben bunu anlıyorum Aha. deyip hep böyle şey konuşuyor 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 sonra böyle gelip ama mail or attılar ya ejderhaları oraya uçurdular falan diye kızıyor ya evet. halbuki baştan beri bu Sapkowski gibi ha diziyi seviyor musunuz yarrak gibi <laughs> oyun güzel mi bok gibi <laughs> hani böyle olsa... <laughs> <laughs> o kadar kızma abi adam sevmiyor filan. Okay. Niye sattınız? Sat parayı aldım. Yardak <laughs> gibi ama filan diyor. Bu da çok okey. Oyun... Çok okey yani. Aynen. Adam başından beri aynı şey zaten. E sizin kitapları işte oyun meşhur etti filan diyorlar adama. Siktir lan öyle bir şey oldu mu? Kitaplar zaten <laughs> meşhur dedi. Oyun, oyun alakası yok oyunun filan diyor. Böyle bir adam. Hani böyle olacaksan gene başımı üzerinde yerim var. Anlarım o zaman. Tamam adam kendi Para için bir şey yaptı, bir şey yaptı ama kendi evreninde başka yaratıcıların olmasına nefret ediyor, evet. Belli ki. Se Sevmiyor. Her yorumu, aynen. Yani adam direkt bok gibi. Kitaplardan başka şey tanımıyor. O da güzel. Hani George da büyük ihtimal nefret ediyor kendi evreninde, hele ki bitiremediği evreninde <laughs> başka şeylerin yaratıcıların şey yapmasın ama sen o zaman ne bileyim öyle bir şey geliştirirsin ki arka planda kalırsın. Ha George bir de şey de şöyle. Ha onu da. Yani bu biraz George'a gömme yayını oldu ama üzgünüm. Hani <laughs> God'dan nefret ediyorsan hani çok ya sevdiğimiz için ya, yani. ya da hani. <laughs> ama God'dan gelen şöhretin tepesine binip senelerdir o konferans senin bu konferans benim şöhreti çok sevdi George. Evet. Hani kitaplar niye bitmiyor? Çünkü George şunu diyor. Benim Winds of Winter'da progress yapabilmem için günler, haftalar değil aylar boyunca hiç distraction olmadan yazmam gerekiyor diyor. Ve de artık yapamıyorum. Kendi sözleri bunlar. Yaşlandı Böyle de aylar boyunca çok fazla hem sistemine kalma derecede, hani yaşlandığı için hem de çok fazla distraction var diyor. Adam direkt şey yani um, ne o ee, anksiyete sınav önce. Ha sınav önce stresi yaşıyor. Önce. <laughs> Gideyim ben bir evi temizleyeyim diye. Evet. çalış <laughs> hani abi. Yok yok ben bir temizleyeyim falan evet diye. Ya. O, biz de test çözmeye Şeyin... oturduk mu böyle odanı temizlersin, evi temizlersin. <laughs> bir yemek <laughs> yiyeyim falan. <laughs> hani, hani şeyle ilişkisi buradan gelen şöhretin her türlü şey bayılıyor çıksın karakterlerini konuşsun, yarattığı dünyayı konuşsun tabii ki hani yaratıcı insan için bundan daha um, iyi bir şey olamaz öte bir şey olamaz yani bütün dünya senin yarattığın e, karakterleri konuşuyor sana böyle o tarihçe gerçekmiş gibi ya Egor'un taks işte bu konudaki vergi şeyi nasıl oldu falan diye böyle ciddi <laughs> ciddi oturup böyle bizim gibi salaklar bu evet. konuyu konuşuyorlar senin yarattığın şeyi evet um, hani bundan devam olamaz ama e, sen şimdi bunun bütün nimetlerinden yararlan ondan sonra Aynı o nimetleri sana getiren <laughs> projenin, projelerin otur e, benim yazdığım daha iyiydi zaten okuyucu da bana hak veriyordur ben diye eleştir yani biraz çocukça bu yani. Çok gereksizdi ya gerçekten <laughs> yani harbiden çıkıp e, şey deseydi net zaten hani gömüyoruz gibi dedi de aslında gömme yani arkasında olmaya da gömmekten çok ortadaki bir durumu konuşmaya çalışıyoruz bence. Hani iki bölümü niye attınız kardeşim? Bak bu hikaye artısıyla eksisiyle daha iyi bitecekti. Biz bu iki bölümü bana anlattınız dese mesela başka şeyler konuşurduk bugün. Ee, Sara Es dedi mesela iki bölüm bizden habersiz attılar. Kondal mesela ona artık girmiyor bile. Bıkmış adam belli ki. Yani belli ki bir kavga olmuş orada. Abi bak atmayalım bunu demiş adamlar. Yok abi atacaksınız. Biz sene neden başına... atmak istesen abi Kondal? Yani. hani, <laughs> 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 Şovranır neden atmak? Zaten hani Ha, o şeyleri şey yapmıştı. Işte hani iki o, o, iyi ya sekiz çekersek o şeyde Christmas'ta da tatil yaparız falan mı dedi adam yani <laughs> yani o kadar <laughs> zaten neden atmak istesin konu Kondal? Kondal daha şeyde çalışıyor çünkü belli ki HBO adama tamam biz bundan sonraki projelerin hepsinde seni dahil edeceğiz demişler yani. Evet. Yani ben olsam ben de politik konuşurup çıkıp HBO'ya mı gömeceğim daha şeyde şey. Ne neyse bu yani. Ama zaten bence çok hani George George da hiçbir yere gömmüyor. George Kondal'a gömüyor. Kondal <laughs> kimseye gömülmüyor. Abi ona rağmen Kondal bence çok usturuplu konuşmuş ya şeyinde. Hani dediğim gibi hani ya H... ben zaten ondan kızıyorum abi. Ya, evet. Adam hala şeyini bozmuyor yani. D&D mesela böyle değildi. Onlar yavşak yavşak evet. konuşuyorlardı biliyorsun. Umurumda şeyde Baristan'ı oynayan aktör bize geldi. Beni er, benim karakterimi erken öldürüyormuşsunuz filan dedi. götümüzle güldük filan diye açıklamalarını hatırlıyorsundur yani. Tabii. Şeyi. Çünkü hem Star Wars hem Netflix deal'ı almışlardı abi sezon biterken. Kafaları rahattı tabii. Aynen, <laughs> Mesela onlar kesinlikle biz bunu George'dan daha iyi biliyoruz değil ama biz biz bizim bunu kotarmak için artık George'a ihtiyacımız yok kafasına girmişlerdi. Tabii ama yani. ben Kondal'ın öyle olmadığına eminim yani. Şu anda George'un Kondal'a yaptığı büyük haksızlık yani. Şöyle bir şey diyor hatta bak o usturup bu tarafta. Rookrest'i Rest'i diyor mesela kitapta en iyi anlatılan yerlerden biri. Çok iyi uyarladık diyor. Sadece tarih perspektiften ekleme çıkarmalar yaptık ama çok hani temel. Sonra mesela Elio Garcia da de şey demiş özellikle. Mesela Rookrest'i çok övdü diyor George Martin. Ulan zaten hani buluştuğunuz yerler belli. <laughs> Şimdi sen iyi yazdığında o iyi uyarladığında zaten mutlu oluyorsunuz. Ama sıkıntı sen az yazdığında da hiç yazmadığında diğer taraf daha büyük boka saplanıyor. <laughs> bu nasıl olacak yani? Bunu bile bile söylemesi çok tatsız ya. Yani dönüp dolaşıp oraya geliyorum yani. <laughs> Bilmiyorum ya bu 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 yani bu, bu, bu... komple yapacağım herhalde artık yani ya cidden George R. R. Martin bir daha yani teknik bir şey oldu belki de hani sözleşmeyle ilgili parasını mı alamadı Hani at, komplo yapıyorum artık. HBO batıyor abi senin paranı ödeyemeyeceğiz mi dedi. Bu da yakarım ulan sizin mi dedi. Bilmiyorum abi. Ya çünkü bir şey oturtamıyorum bunu. <laughs> Çok ilginç ya. Yok abi o zaman yok yani. Ben, benim tek mantıklı açıklamam yine HBO'nun aldığı kararlar doğrultusunda 3. ve 4. sezonda süratle sona gidilen alelacele evet. hızla giden bir şey biz izleyeceğiz. Hani ki ben gene şöyle söyleyeyim. Bütün yazdığı şeylerin hepsini haklı olabilir George. Zaten mesele o değil. Hani evet. ileride o planların hepsi yani planların birçoğunu eline gelmiş olabilir. Taslaklar gelmiş olabilir. Hep hepsinden tiksinmiş olabilir. Ve de dizi 3. 4. sezonunda felaket bir yere gelecek olabilir. On, onların hiçbir şeyi yok yani. On, bitsin dizi bok gibi çektiler diye bu blog post yazsın ben de şey yapayım <gülüyor> şeye <gülüyor> katılayım <gülüyor> alayım kondolun peşinden gidelim beraber tabii canım. ama şimdi, şimdi işte bu şeyin ortasında doğru düzgün e, bir şey yapmadan <laughs> üçüncü sezonun spoilerlarını filan vererek işte Dandun ve yok mailer attılar bilmem ne bir tane örneği böyle haddinden fazla şey yaparak yani tamamen saçma sapan bir hareket oldu. <laughs> zaten abi... sildi ama hani bari silme. Kalsın bırak. zaten şey de dilemma abi hiç yazmadığın Helena üzerine bu kadar tutulman hani yine yazdığı posta bakıyorum yani spoiler olmasın diye yine söylemeyeceğim ama yani arda arda gelen olaylar e, Helena ile ilgili bazı gelişmelere yol açacak. E, sen yazmadın ki abi bunları zaten. Şimdi kendi yazmadığı şeyler üzerinden orada yazılanı beğenmiyor gibi yani yazılanı beğenip sonra da yeterince iyi olmuyor diye eleştirmek de bir tutarsızlık. Tabii şey varsa bunu. siz işte çok George'a yüklendiniz ya da diziyi savundunuz diyen filan varsa alsın Fire Emblem'ın şeyini e, dijital versiyonu kitabın. Helena diye aratsın tamam mı <laughs> Helena diye arat ve de karşına çıkan 9 cümleyi oku sonra bana de ki George daha iyi yazmış hani konuştuğumuz şeyler komedi yani Helena köşesinde oturan bir kız yani bilmiyorum hani belki 10 kere adı geçiyordur neymiş bu kızın üzülmesini yol açıyormuş mailörün başına gelenler mahvolmuş dizi. Yani böyle saçma bir eleştiri olmaz. Yani bunların hani üzgünüm yani. George'un peşinden torç, torçumu yakıp dizi yapımcılarının yazarlarının peşinden gitmeyi belki bizi isteyen insanlar var biliyorum. Neden seviyorsunuz bu diziyi deyip duran adamlar vardı. Onlar şimdi <laughs> şimdi Rings yapıyorlar olacak. onu. <laughs> Aynen. Ya abi... onu da Rings of Power'da tamamen şeyden soyutlanmış olarak izliyorum. Resmen şey zevk alıyorum hani. Manzaraya falan bakıyorum ben böyle fazla <laughs> <laughs> karakter falan oğlum, şey yok. Yemin ediyorum şey dedim dördüncü bölüm bitti. Yani ben hiç beğenmiyorum diziyi bu arada. Ama dedim ki oğlum işte baştan yapacağınız buydu ya. Eskiden helikopterle çekiyorlar şimdi drone var. Basacaksın abi drone'u. Mekanları gerçek hayata geçireceksin. Çünkü neydi bizi ilk etkileyen, etkileyen Lord of the Rings'te? O dağların ıssızlığında yürüyen o yedi kişi. Onların böyle o oralarda yaşadıkları anlık hikaye. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda'ydı. <laughs> Ki ben de gördüm sayende çok güzel de bir yer yani. E şimdi bunları vereceğim abi işte gizemli bir, bir, takım olaylar olacak. Ruhlar çıkacak, büyücüler inecek, dağlarda yürüyecekler bitti. Ya sen ne insan hikayesi anlatmaya çalışıyorsun? Ama 10 bölüm yapamazsın tabii bunu işte. Bunu 5 bölüm yapacaksın, 6 bölüm maksimum. Bitireceksin sonra. 2 yani iki, iki film gibi düşüneceksin. 3'er saatlik 2 film, 6 bölüm. <laughs> Paketle yolla. Bak dördüncü bölümden mutlu oldu herkes. Dağda geziyorlar bilmem ne. Okey bitti konu yani. <laughs> ben de zaten öyle izliyorum. Ha, kim, hiçbir karakterleri falan hani toplam bir beş karakter falan biliyorumdur herhalde. O kadar şey boş izliyorum yani. <laughs> e i̇şte ciddiye Ama, almıyorsun evet. ya yani, normal. Ama şimdi gidip de bu kötü olmuş falan diye de min basmıyorum yani. Evet. Hani ben ilgilenmiyorum yani diziyle. hani izliyorum öyle çok bomboş hani derdimde değil çok fazla şeyde de gidip negatif şey basayım diye bir şey de yok canımda içimde <gülüyor> <gülüyor> eyvallah artık Anne eskisi kadar yani ateşli şey hisseri değilsin kardeşim öyle <laughs> oğlum ben Peter Jackson'ın anasından oradan küfreden gerizekalılardanım <laughs> zamanında <yani. gülüyor> Yavşak herif böyle yapılır mı? Tom bomba dinliyor yok falan diye deliriyor. yok bomba dil konusunda değildi daha. Çok Arven'e sinir olmuştu. Ha, hatırlıyorum onu. Evet, at sahnesini mi? kesip Arven'i evet. Sonra anladık gerçi onun neden olduğunu. Meğersem adamlar şeymiş. Tolkien'in hiçbir kadın karakteri yazmamış olmasının derdiymiş o. evet bu arada. Ki bak, e Eowyn biraz o, vardı Tolkien işte kendisi de söylüyor zaten. He. Ne diyor? E Eowyn çok az var. Yok, Tolkien kendisi de zaten Aha. söylüyor kadın karakter yazmakta zorlandığını. Öyle canım. Ya bu bunu zaten. E so heh. Söyle abi. İlginç olan şey ya, Arwen aklıma geldi şey. Aslında daha da o zaman benim Notre yapmıştık işte yani Arwen sahnelerine bakıp e sonra. Dokümenteri vardı ne vardı izlemiştim de Arven aslında biliyorsun şey um, hem de filan da var savaşıyor filan. Ha evet hatırlıyorum o muhabbetleri. Evet. Sonra onların hepsini kesmişler Kesmiş. ama <laughs> çok fazla şey olunca um, birinci filmde Arven'in yaptıklarına çok fazla nerd rage gelince... Two Towers'daki Iron hepsini kesmişler <laughs> ama büyük çekim sahnelerde görebiliyorsun Iron Man'i savaşırken doğru, falan. doğru, muhabbet yani, doğru. çok, alakalı bir <laughs> yer. Abi Onu zaten o, Rejde ben de vardım ben şu, hep diyorlar ya eskiden bir şeyi şimdi yapamazdınız işte şimdi ortalık çok seyirciye falan oğlum şimdi bak yemin ediyorum şimdi şey açıklansın Lord of the Rings kastı Viggo Mortensen falan görsün millet ama şimdi açıklansın Bunlar kim oğlum? Adam gibi birini bulamadınız mı falan derlerdi. Yani o dönemki tepkileri çok iyi hatırlıyorum. Yani tabi sosyal medya yok ama dergilerde okuyordum ya yani. ya da işte web sitelerinde falan çıkıyordu. Ee, bu komik konularda bilmem nerede konuşuluyordu. Forumlarda tartışılıyordu o dönem. Çok acayip tepkiler vardı yani. Dediğin Arwen konusuna çıldırıldı falan. E şimdi ne oldu? 20 sene geçti. Herkes filmi 50. kere falan izledi. Ben o zaman sinemada sırf ilk filme 8 kere mi ne gitmiştim ya. Yani. <laughs> ya kimse konuşmuyor artık Ben de ilk, gibi. ilk üç gününde gitmiştim üç kere. Değil mi işte gidiyorduk oğlum. <laughs> üç gün <kese> bile <laughs> ucuzdu bir de o zaman. Ben, ben Aynen. gaza gelip 3. filme Return of the King'i aynı gün iki kere gittim. Var mı kardeşim arttırıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yapmışımdır belki hatırlamıyorum. 2-3 i̇ki, iki, gün üstü de gittiğimi hatırlıyorum da. Oğlum, evet ya o dönem çok gazlıydı. Iki, i̇ki kere farklı insanlarla gidip üçüncü kendim gitmiştim böyle sadece kimse yok. Tamamen konsantre olsaydık Evet center. dikkatimi dağıtmayın çok önemli bir şey lazım. <gülüyor> <gülüyor> ya işte Aynı durum mesela, böyle. Yerlere geldik yani. Valla e... okay. bilmiyorum bekleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum. Genel bir daha hani yazılanlar edilenlere. Zaten ana şeyi konuştuk. Ben linkleri vereceğim bu arada videonun altına. Hani George R. R. Martin'in blog yazısını okuyabilirsiniz ama dikkat edin. Kendi de yazmış zaten spoiler var diye ama ya dikkat edin yani. Öyle kaydırıp kaydırıp okurken bir sürü şey öğrenebilirsiniz. Ki, kitabı <laughs> okuyan okumayanların okumasını tavsiye etmiyorum. Direkt spoiler veriyor piç. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Direkt spoiler yani. Ve ben en son şunu ekleyeceğim kendi adıma. Yani ben hep şey taraftarıyım. Hadi sevdiğim şeyin ee, sevdiğim şeyleri usturupla eleştirme taraftayım. Hani usturup derken böyle boş rage değil de ya bugün benim için hiçbir şey kutsal değil abi. Yani Tolkien de değil, George R.R. Martin de değil. İlk X bir kitapta değil, Y bir filmde değil. Ee, bir şey çıksın. Hiç umurumda olmaz yani. Eleştiririm, kızarım, ederim. Ee, o yüzden hani kimse üzerine alınmasın. Bazen seyirci de alıngan olabiliyor. Sizde ilgisi yok yani. <laughs> alınmayın çok üstünüze. Bize ben eleştirimi yapar geçerim. Yani siz kendi zevkinize bakın. <laughs> Neden bu kadar bir şey var? Onu anlamıyorum ya. Neden bu kadar bir um, George çıksın bundan razı gazı var? Hani herhalde dizinin tamamen sıçıp sıvamadığı konusunda hem fikirizdir yani. Bazılarımız Tabii canım. iyi, bazılarımız iyi, kö orta. Hani tamamen böyle berbat hani Witcher'ın ikinci sezonları gibi hale gelmiş olsa anlarım da. Hani işte yani en kötü en kötü anlamında eğlencelik bir dizi olarak evet. hayatına devam edebilecekken neden herkes de böyle bir, bir batıralım, George çıksın sıçsın bunların ağzına Kron Kron kondal kovulsun bilmem ne <laughs> Değişmeyecek Kaos. hiçbir şey abi. <laughs> Bunların hakları HBO'da. HBO'nun başında Orospu çocuğunun biri var. Herifin tek derdi her, kar edip şirketi ayakta tutmaya çalışıyor. Yani hani ayakta tutmaya çalışıyor derken olumlu anlamda söylemiyorum. Ya, yani, yani, canım, kendi, kendi cebini doldurmaya çalışıyor. <laughs> aynen. Kendi gerizekalı yöntemleriyle aklında şey, yani hiçbir şey değişmeyecek yani. Eğer ım, neden bunu biz alaşağı edelim diye bir şey var bilmiyorum. İnternet puanı toplamak mı bunun ismi şey ne bilmiyorum hani tam olarak. E genelde öyle abi. Bu Biraz... kadar herkes neden sevindi bu George'un bu heriflere vurmasını yani durup dururken ben hiç anlamadım. Biraz şey oldu bence yaratıcılar hani George seviyesi değil ama belli seviyedeki yaratıcılar çok fazla e, şeyi sevdiler. ya yani YouTube'a girelim orada da yayında açalım canlı yayıncı olanlar oldu bilmem ne. İnsanlar onlardan hep gelen şeyi somut alıyorlar. Nasıl somut? Hani şimdi sen, ben sonuçta yazar değiliz, bir şey değiliz. Sev Sevdiğimiz için, bu işe kafa yorduğumuz için bunları yapıyoruz. Ya yani ben 5 senedir işte bir şekilde kendi çapımda film dizi yorumcusu, NBA yorumcusu olmaya çalışıyorum. Vesaire. Şimdi bizim aslında insanların gözündeki yetkinliğimiz onların fikirleri ne kadar eşleştiğimiz üzerinden çıkıyor. Hani onlar seviyorsa biz seviyor muyuz? Eşleşiyor muyuz? Onlar gömüyorsa biz gö eşleşiyor muyuz? Yazarlara, yaratıcılara da bence böyle bakıyorlar. E, bu çok yanlış. Abi yaratıcılar da bunu biraz yarattı ama. Çok içli dışlı olunca... E, ...ona laf sallayayım, böyle yapayım. E, arada böyle gaza geleyim. Aa güzel seyirci de şey yapıyor. E, abi, bu tehlikeli. Yazarın yazdığı her şey kutsal. Aynen. <laughs> Değiştirilmesi şey... Halbuki öyle bir şey değil yani. Bok, bok gibi yerleri de var dediğimiz gibi George'un yazdığının. Yani ana serinin um, den bahsederken bambaşka bir George'dan bahsediyoruz yani. Tabii canım. Fire and bahsederken bambaşka bir şeyden bahsediyoruz yani. Ya abi, sen... ana seri olmasa Fire Emblem'ı eline alıp okur musun? Yani saçma sapan bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> ne abi <laughs> bu? Hani yanlışlıkla alıp George Martin'in yeni kitabı çıkmış. Eskisini okumadım ama ben bunu bir okuyayım diye okuyan adam varsa <laughs> zevk alıyor mudur ya? Alır mı? Almaz. <laughs> Yok. Sırf abi ben tabii Kutsallaştırıp, um, kutsallaştırıp her şey dediğim um, ne diyeyim, değiştirilen her şey boktan. Vur George bunlara vur. Bilmiyorum anlamadım yani. Belki çok yaşlandık artık. Çok <laughs> genç olsun. Zamanında Peter Jackson'a küfretmişliğim vardır. Belki ben <laughs> yapardım o. Bilmiyorum ya ben yaşlılık konusunda da çok yokum ama yani biraz daha belki de e, dengeleri ya da işte genel olarak işlerin nasıl işte yapıldığını öğrendikçe anladıkça yorum yapma şekli değişiyor insanların. Yani şimdi bugün ben basketbol konuşurken mutfağa çok fazla girip çıktığım için. Herkesin gözünden bakmaya çalışıyorum. Yani koçunda, taraftarında, oyuncunun da. Yani böyle olunca mesela orada da şey olabiliyor. E abi işte oyuncu haklı abi. Tam haklı ama bak işin bu tarafı da var gibi oluyorsun. E burada da aynı durum. Şimdi dizi tarafında. Aynen. Burada bir de kocaman bir HBO'nun ne düşündüğünü bilmeden konuşuyoruz işte herkes. <laughs> Hiçbir fikrimiz yok şu an. <laughs> Aynen. Recep'ten de onu bilmeden konuşuyor. Öven de hani biz de e, tabii kocaman bir şey var. Asıl kararları alan en şeyi kurumun <laughs> şeyi yok. Bilmiyoruz. Evet, onlar onlar kazanıyor evet. zaten. Biz biz bok yoluna gidiyoruz yani. Seyirci mutsuz oluyor. George mutsuz oluyor. Kondal arada kalıyor. HBO keyfine bakıyor yani. Onların <laughs> çok umurunda değil. Yani. <laughs> Aynen yani adam bakıyordur şeyine kaç tane subscription geldi kaç tane kaldı. E, tabi. Onların da bambaşka değil. Her neyse yani mutfak deyince hani evet ne kadar ım, evet, insanlar çok fazla şey yapmıyorlar. Sanırım çok basit anlamda bir kitap var. Dizi çektiysen onun aynısı olacak. Tabii. Her şeyle. <laughs> Benim İmkansız kitabı okurken kafamda yarattığım dünyayı sen o şeye koyacaksın. Benim mesela Peter Jackson'a ve Lord of the Rings'e ilk başta tepkili olmamın sebebi de oydu mesela. Çünkü Lord of the Rings fantezi dünyasına ya da edebiyatına ilk girişti benim için. Kaf, o zaman daha da gençliğin yarattığı daha böyle bir zengin hayal gücün de var. Tabii. Hani onu benim kafamdaki şey açıkçası ne kadar mükemmel yapmış olursa olsun benim kafamdaki daha iyiydi yani. <laughs> öyle bir olur. Şey vardı. Ama öyle olur abi zaten. Tabii ki seninki daha iyi olacak yani kafanda. <laughs> Aynen. Şimdi bakınca adam büyük iş yapmış yani. Nasıl kurtarmış abi herif de şey yapıyorsun. Hani şu anda bakıp o koşullara o zamanki koşullara hani adamın o kadar ekibi 18 ay Yeni Zelanda'ya götürüp böyle şey gibi çektirmesine İna, in, in, inanın bir işi yapmamış yani herif. Hani bir daha yap desem Peter Jackson'a hani yapam, yapamaz derken. Mesela Yapamadı hani zaten. örnek Hobbit, işte. Hobbit, Hobbit <laughs> işte. Hobbit, abi. Ama işte Hobbit'i şimdi bitireceksin Jackson mı yapamadı? Ya evet orası, yani orası biraz karışık. <laughs> başına gelenleri stüdyo şeyinde başına gelenleri Cilal Medel Torolar'la başlanıp End Sonra sortisi. bir yerde stüdyonun <laughs> hadi siklet boşver gel Peter sen bunu bitir bunu bitirmek için bir senen var. Aa bu arada biz üçlü üçleme istiyoruz diye Peter Jackson'a tak diye koydular böyle. <laughs> hani şimdi şimdi bana Lord of the Rings'i yapan Peter Jackson Hobbit'i yapamadı diye yorumluyorsa birisi bir, bir sikim bilmiyor demektir. Aynı şekilde bu da aynı şekilde George'un eserlerinde de aynı sorun oluyor işte. Yani D&D'yi de sadece birinci, ikinci, üçüncü sezonu çeken D&D 8'i de çekti. Sa salaklar hani şey 8'de unuttular diziyi yapmayı sığlığında yorumlayacaksak. Öyle değil işte yani başka şeyler de var. Aynı şekilde Kondal da öyle. Abi adam 1'i iyi çekti iki de bozdu Kondal artık. Çok, öyle değil <laughs> yani bambaşka şeyler var. Hobbit'in başına gelenleri açın izleyin yani eğer. Neden Peter yani. Jackson sıçtı söyle hobbitte diye düşünüyorsanız Peter Jackson Hobbit diye bir film. Her Peter Jackson ben yerinde olsam hiç oraya girmezdim o topa ama her neyse girdi adam. işte <laughs> ama David Fincher'ın da eski filmleri var ya öyle. Nefret ettiği işte Alien 3 falan. Adam anılmak bile istemiyor. <laughs> Bu da biraz Peter Jackson için öyle oldu yani. Yönetmenliği de kendisinin değildi ki Andy Serkis bence çok kötü bir yönetmen. E, komple ona kalınca işler zaten e, yönetmenlik tarafında orada da patladılar. Bir sürü değişken var yani. Peter Jackson hiç girmeseydi orada Hobbit diye bir film olmayacaktı zaten. Tamamen Tabii. E, şey çökerken bütün şey Peter Jackson sen bu işi bir senede kotar biz sana kamyon yüküyle para veririz dediler herhalde. O da <laughs> kotarabildiği kadar kotardı. Her neyse. Um, bir, neyse konu yine <laughs> doğulup doğulup duruyor Bir ara Ring of Power ben... mı konuşsak acaba Hep oraya gidiyoruz ya. Konuşalım abi Ben çok böyle bomboş konuşurum Spor olur ya <laughs> Karakterlerin adını bile bilmiyorum <laughs> <laughs> Bir kızın çocuk var Kızıyor filan Kimse var <laughs> kim? Hararetli kim? Kartal var kartal Konuyor bağırıyor falan <laughs> Kartalı anlamadım Kartal neydi ya gördüm öyle bir baktım kartal geldi bana. zaten çok komik. Cidden bazı hiçbir şey, kısımlarında hiçbir şey anlatmıyordu. Bazı kısımları da tamamen kopmuşum ya. Telefonda falanım böyle. Hiç <laughs> anlamıyorum. Böyle kaldırıyorum böyle kartal var. Allah Allah. Bu, ne, bu, bu, bu kartal nereden geldi? falan <laughs> diye izliyorum. <laughs> bu kadar boş izliyorum. Ya. Belki doğru düzgün izleyeyim bir gün ya. <laughs> Yok ama gerçekten kartal. Hani biz mesela şey konuşuyoruz ya. Şimdi yanlış anlamasın yine seyirci. Hani bunu kıyas için söylemiyorum da. Atıyorum hani şey vardı Renira'nın orman sahnesi vardı ilk sezonda işte ata binip gidiyordu sonra domuz saldırıyordu işte kol bunu koruyordu falan ve geyik ona gözüküyordu ya işte beyaz geyik ona gözüktü işte e, lider materyalo falan lider materyalo falan gibilerinden bir gönderme alt metin oluşturuyordu burada da muhtemelen öyle bir şey yapmaya çalışmışlar kartal iniyor. Ama hiçbir şey yapmıyor Kartal. Biri ona yürüyünce bağırıp gidiyor. Sonra diyor ki aa bu kral. Falan. <laughs> yani neden bunu planladınız? Ne düşündünüz? Ben Kartal konuşacak falan zannettim bir yani. <laughs> Keşke konuşsaydı da en azından bir şey açıklardı yani. orada. <laughs> evet. Ben hiçbir şey anlamadım. Sonra salak salak izlediğim için çok da irdelemedim yani. Evet. Oldu öyle ya filan diye. <laughs> e var mı son eklemek istediğin ben bir şey? Biz ana konuya. Yok abi ya bilmiyorum. Bir şey, biz kime derman olduk mu bu konuştuklarımla bilmiyorum. <laughs> ya bir derman olan değil aslında. Ben bunu biraz bu tartışmaya ortak olalım. Hani biz de bir hani e, ne açıdan bakıyoruz. Seyirci de sağ olsun bizim muhabbeti çok sevdi. Ben biraz bahane yaptım aslında. Hani sen de muhabbetli video çekelim güzel oldu. <laughs> Benim derdim <laughs> oydu biraz. <gülüyor> hani. <gülüyor> güzel oldu. Eğlendim ya, ben, George bir tane daha şey düşürürse. <laughs> Gene çeke, çekeriz. Gene çeke George'a vururuz. Aynen. Oğlum internet aleminde de oturup George Martin'e vuran video yapan bir manyak bir varız ha. <laughs> olabilir. Bütün internet şimdi diziye diziye vurmakla meşgul şimdi George'un şeyiyle. <laughs> ya aslında tam da vurmadık yani. O genel bakmaya çalıştık ama tabi artık insanlar ne derse. Ya yani insanlar yanlış anlamasınlar. Bakın George'u söylediklerin hepsi doğru olabilir yani. Tekrar söylüyorum bunu. Evet. <laughs> Hani hepsi doğru olabilir söylediklerinin ama yapılış şekli, zamanlaması, hedefi yanlış, evet. çok fazla yanlış var yani. Neyse bakalım artık Hedge King'de, Hedge Knight'de pardon zaten yine seneye de konuşacağız. Arada yine biz yaparız ya yani. video. Ben seni şey yapacağım böyle getireceğim ıvır zıvır her şey. <laughs> ama... Emergency podcast. Aynen. Ba bana <laughs> muhabbet olsun. Hadi görüşürüz Ozan. Okay, Kendinize yeah. iyi bakın. Haydi, bay bye. bye. bye.